Evet arkadaşlar, gitar tekniklerine hoş geldiniz. Bugün Selim Işık'la beraber arkamızda görmüş olduğunuz Vox ürünlerinden çeşitli modeller deneyeceğiz, konuşacağız, Hepsi bizim. action yapacağız. Böyle evet, hepsi bizim. Biliyorsunuz Selim Işık'ın Vox'a olan güzel ilişkileri var. Merhaba bu Öncelikle arada. evet, bilmeyen arkadaşlar için Selim Işık anlatsın bize. Ne abi, nasıl gidiyor bu arada, nasılsın? İyi vallahi, çoktandır Konuya gelince ben böyle görüşemiyoruz. otomatiğe bağlayınca Aynen. döneceğim bir zaman Böyle oluyor. şeyler olmasa hakikaten görüşemeyeceğiz Evet galiba. ya, aynen. Arada Bir de çok yakın görüşelim. olmamamıza rağmen Aynen. yani. İş güç. Böyle daha çok işimiz olacak. Çok görüşeceğiz. Şimdi yeni bir Aynen. olayımız bu. Sebep Ondan olsun, sonra ikinci beraber görüşelim. konuğumuz da sevgili Selim Işık olsun isterim. Evet abi, nasılsın? Neyden bahsedeyim? Vox'la ilgili. Evet. Yani yine arkadaşlarımız yani bilmiyorlardır. İlk defa izleyenler olabilir. Vox'un Türkiye Ben de yüzüyüm orada ben. canlı yayını kontrol edeyim. Aynen. Sorularınızı da bekliyoruz bu arada. Sizin için buradayız arkadaşlar. Bu arada telefonundan sayfana gönderebilirsin paylaş yapıp. Numan'da telefon. Ha evet, o zaman Numan şeyden ver istersen. Facebook'ta mı? Facebook'taki gitar teknikleri sayfasındaki linki senin sayfanda da paylaşırsan abi, en Olur. azından gören arkadaşlar. Oradan gelsinler. Evet, çok iyi olur. Tamamdır. Ben de hesabımı da Ne paylaşıyorum şu oluyor? an. Sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada hepsine geleceğim abi. Şunu, bu yayın başlamadan da yapılmadığı için yayının böyle bir Değil mi? dakikasını onunla harcamamız gerekiyor maalesef. Evet, şu an 15 kişiyi gördük. Arkadaşlar, gelen arkadaşların hepinize şu an teşekkür ederim. Erdener Yöndem demiş, Onur Erol. Erol, pardon. Ben bir dakika telefonumun sesini kısayım. Oradan geç geliyor değil mi Evet, buradan gecikmeli geliyor. de? O yüzden sesini kısıyorum. Arkadaşlar, yine işleyişimiz daha önceki ilk yayınımızdaki gibi Selim Işık'la beraber istediğiniz ürünleri denememiz olacak. Şu an mesela bir tane Handwire serisinde bağlıyız. Şuradaki görmüş olduğunuz güzel model. Sevgili Berkay abi de kadrajımızda. Bunu indirip üstündeki düğmeleri de size göstermek isterim. Bir tane V8 pedal kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Selim Işık'ın ancak tonu yansıtabilecek olan bu modele karar verdik. Aynen, o da lambalı. Evet, Bu arada onu da denemiş evet, olacağız. demin konuşuyorduk böyle ya, ben ne yapayım ya clean'i. Clean. Clean mi? Clean ne yapacak? Arkadaşlar benden duymaz ki falan böyle oldu. Evet abi, senin tarzında öyle bir durum var. Handwired'in tabii önce clean'ine bakacağız. Şu önce kapatalım. Kapalı kapalı. İyi yayınlar demiş sevgili Volkan Kaya. Teşekkür ederiz Volkancığım. Şu an clean. Şu an duymuş olduğunuz ampimizin clean tonu. Aynen. Selim Işık biraz kurcalasın. Handwired buradaki dediğim gibi yine söylüyorum. Sizin istediğiniz modeller doğrultusunda veya kendimiz işte bir istek gelene kadar kendimiz değiştiririz. Olur. Yeni gelen modeli var. Şunu mesela çok merak ediyorlar. AV15. Bundan sonra onu test edebiliriz koltuğun üstüne Aa, evet, koyup. bunları daha Evet, denemedik. onları daha denemedik. Böyle Bu devam VT ederiz. serisinin bir sonraki şey. AV serilerinde VT'ye daha yakın değil farklı mi? abi. Yine Evet, lambalı. daha bir böyle lambalı, daha analog Ha, bir model. full Bir değişik, daha değişik birazcık analog. daha. Görmüş olduğunuz gibi üstünde zaten yazıyor özellikler. Biz de denemiş oluruz Burada da işte. var. Evet, Tabii ki. aynen. Aynen. All analog diyor zaten. Herhalde Olan komple. evet, tonlar falan baya, VT'de ya VT hibritti. serisinden biraz daha farklı, daha üst bir, yani daha üst demeyeyim de daha farklı, daha böyle başka bir kafa diyelim, daha Tamam, böyle bakarız buna da, merak eden olursa. değişik durumları var. Buna da bakarız. VT serisi bizim göz Gel bebeğimiz zaten, sayfamda da sıkıntı yayınlayayım. yok. Selim hocam, seninle gurur duyuyorum demiş Murat Yavaş. Teşekkürler Murat. Eyvallah. Şimdi o zaman bu arada tabii şöyle bir şey var arkadaşlar, onu da söylemek istiyorum. Sanırım abi hangi kameradayız şu an, neredeyiz? Evet, Buradayız. buradayız. Şunu demek istiyorum. İlk yayında da söylediğim gibi sevgili Dijital ekibimden Berkay Gülüm ve Güfran arkadaşım burada. Güfran soyadını riske atmamak için. Ünsel, sevgili Güfran Ünsel. Güfran Ünsel bizimle beraber. Numan Uzun alabilirsin zamandır tanıdığım paylaşım. arkadaşım ama Fotoğraf karıştırıyorum. çekersin arada. Evet, şimdi bunu verelim. Şunu demek istiyorum. Yayınla ilgili bir herhangi bir ses durumu olursa bizi lütfen uyarın. Biz gerekli denemeleri yaptık, aldık ama Bu ikinci canlı yayın yayın değil mi? esnasında evet, genel ne olur ne olmaz. Atıyorum sesimizi duymazsınız, atıyorum amfi cızlama yapar, bir şey yapar, anlık kontrollerimizi yapabiliyoruz. Böyle bir sistemimiz var. O yüzden sevgili bugün yönetmenimiz Güfran, o bize gereken her buradan sizin verdiğiniz talimatlar doğrultusunda gerekli Burada kalabalık bir ekip ve bir yapacağız. sürü alet Ay evet, var. bugün bayağı böyle Bunları şeyiz. kurana Bu kadar. olay çok farklı abi. Ondan sonra benim de Canlı yayın. içinde olduğum bir durum bu. Çok acayip hoşuma gidiyor bunu yapmak. Canlı olay başka bir şey yani Evet, daha böyle. değişik bir heyecanı var Değişik çünkü. Ne bir heyecan. Evet. Şu an yaparsam 52 kişi var mesela bizi izleyen. Bu arada cumartesi için yayın iyi. akışı okey mi? Her şey tamam, süper. Berkay abi sen rahat mısın? Her şey yolunda. O zaman biraz Selim Işık dinleyelim. Ha, Buyur. deneyelim mi amfiyi? Lütfen. Şimdi clean'ine bir bakalım. Clean'ine bakalım. Sendeyiz abi.
full lambalı amfiler bunlar. Handwired serisi el yapımı, yani adı üstünde de Handwired, yani daha butik olan bir serisi. Birazcık 50 yıl önce nasıl yapılıyorsa. Pahalı olan bir serisi. Yani Vox'un en pahalı modellerinden birisi diyebilirim. Ama yani vereceğiniz parayı tüm kuruşuna kadar hak eder. Birçok arkadaşım başka marka amfilerini satıp bu modele geçtiğini biliyorum yani. Ona şahit oldum. Efsane seri çok zaten bunlar. Seri. Beatles'ların bile kullandığı yani amfiler. En üst serilerinden bir tanesi. Yani. O dönemin sound'una yakalamak tabii bu hangi isteyen modeli bilmiyorum ama... Hasan üstünde yazıyor mudur hangisi olduğu? Arkasında falan yazıyordur değil mi? Tamam. Yani bir bari bakarız. Tamam. Bir sürü modeli var çünkü. Yani işte atıyorum AC işte Handwired bilmem ne 30XC2 falan böyle. Bir ara şey yapar. Arada ben, benim de hiç aklım almıyor. Ben sesini duyuyorum. Beğenirsem yani zaten tamam. Şu serinin hepsi, alttakilerin hepsi birbirinin kopyası gibi diyebilirim. Yani çok işte atıyorum hep birisinin hoparlörü farklı oluyor. Birinin bilmem neyi. İşte inci farklı oluyor falan filan. Evet. Çok uzatmayalım. Tamam. Buyur abi. Clean zaten bu aletin pek clean tonu yok. Daha böyle crunch bir tonu var. Aktif manyetik olduğu için. Hı hı. Ben direkt bir distortion sesine bakalım. Hem de bu Vox'un V8 bu pedalını kullanıyoruz. Şey duyuyorlarsa dışarıdan geliyor şu an. Başka bir dükkanın alarmı ötüyor. Yani gelecek. O zaman biz gürültü yapalım. Evet, çok güzel cevaplar veriyor. Yani duymak istediğin her şeyi duyabiliyorsun. Burası biraz soğuk sadece. Biraz ısınmamız evet, lazım. Evet, maalesef şu an öyle bir durumumuz var ama şey yaparsın biraz. Çaldıkça ısınırız değil mi? Ne yapayım, ellerimi üfleyeyim, ısıtayım falan. Ben ısıtayım, sen konuş. Senin dinle her şeyi yapabilirim. Gitaristlerin de yani böyle bir şeyi var işte. Abi ellerim şöyle, soğuk. Şimdi hemen arada birkaç bir şey okuyayım. Emre Görür, istediğin amfi maalesef burada yok abi. Bugün o özel, yani açıkçası ben böyle yani... Şimdi okuyorum ama ya aslında bu normalde yazılmamasını tercih ettiğim bir şey. Çok aslında kızıyorum. Yani burada Vox günü olduğu belli başka olur. Bir başka bir amfi markası sorulması bana olsa çok şey gelmiyor yani. Olmaz hani, yani. Yani evet, biraz işgüzarlık gibi geliyor. Bugün Vox günü arkadaşlar ama yani diğer farklı müzikal yani şeyler de sorabilirler ama tabii başka bir amfi. Şimdi buradaki buluşma amacımız Vox amfilerini denemek. Bunu her marka için yapacağım açıkçası. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Vakit oldukça her hafta mutlaka. Onu özelden yazsınlar sana. Tabii yani hani olacak olmayacak değil. Erdener Yöndem Harmandalı gelsin demiş. Olur. Olur. Bir arada çalarız. Nasıl? Evet süper. İstik. Hatırladıkça çalarız. Biraz Selim hocama dinleyelim derim ben. Olur tabii, ben biraz fazla konuşuyor olabilirim. Bugün ama altyapı falan... Altyapı üzerine bir şey yapmayacağım. Dinleyelim için derken, böyle kısa kısa bir şeyler. Özür dilerim. Onur Erol dinleme diyelim derken konuşma açısından mı diyorsun, çalma açısındansa fazla fazla dinleyeceğiz birazdan, merak etmeyin. Dip sesi nasıl bu amfinin bir ışığı geliyor. O amfiden değil, pedaldan bu arada. Çünkü yüksek bir drive tonu. Biraz da volümü de açık olabilir tabii. Arada pedalımız var. Tabii bir sürü kablo bağlı. Normal. Bu arada şimdi zaten bu amfiyle açıkçası işimiz bitti. Şimdi gittik, birazdan sesten kurtulacaksınız. Sonra demiş ki Poyraz, iyi misin abi? Şunu alalım ister misin? Tamam. Dar burası biraz zaten. Evet, yuvarlanacak diye. Kafayı da vurdu zaten. Ah canım benim. Derin bir hocaya okutmak lazım. Aynen aynen valla. Poyraz Öztürk, AC30, AC30 VR hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Abi AC30'lar hangileri? Şu seriler mi? Evet, VR yok. Tamam, AC30 hakkında bilgi veririz. Ortadaki mi? Baştaki mi? Baştaki tamam, onu buraya alacağız birazdan. Çok büyük bir amfi. Vox günü olduğunu farkında değildim, kusura bakmayın demiş. Canın sağ olsun, önemli değil adamım. Ya söylüyorum ben işte. Özelden yani yazın istekleri. Ben yani kızmaca darılmaca yok. Aynen. Sonra mail atabilirsiniz. Sinan Erdoğan, Selim Hoca parti kuru oy verelim demiş. Harika. Sorular Kenan Onur Karadaş, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ederiz. Şahaneymiş bu canlı yayın olayı demiş Deniz Arslan. Biz teşekkür ederiz bunun için. Ömer Yılmaz, benim için bir distortion pedal önerebilir misiniz demiş. Vox'un şu an biz V8'ini kullanıyoruz. Zaten biraz önce videonun başında göstermiştik. Birazdan yine görüntüye gireriz. Harmandalı süper demiş Gamze Terzi. Çalma açısından dinleyelim Emrah Bey demiş. Tamam Erdener. Emre Koçak, dip ses engellemek için verebileceğiniz pratikler var mı abi? Ne dersin?
O bir sürü şeye bağlı. Gain'i çok yüksek tutarsanız mesela en büyük sebep. Ki biz biraz şu an yüksek tuttuk aslında bakarsın. Yüksek tuttuk Amplin evet. Sesi de açık bu arada arkadaşlar, onu da söylemek istiyorum. Yani gain bayağı sona doğru. Tabii biz de ilk defa deniyoruz bu V8 modelini. Distortion çok güzelmiş, lezzetli bir şeyi var. Yani single manyetik çok dip ses yapabilir. Daha çok Fender'lerin biliyorsun. Single manyetiğe çok fazla gain, distortion açarsan o bayağı bir dip ses yapar. Ama humbucker'lar biraz daha düşük. Evet ama genel olarak lambalı amfilerin de bir hışırtısı olmuyor mu zaten? Olur. Yani oluyor yani. Olur hatta ben lambalar ısındıkça böyle çink diye böyle onların ısınma sesi korkutur falan geliyor arada insanı. Arada değil mi böyle evet şey ama var. Onun yani da genel ayrı olarak bir güzelliği lambalı amfilerde var. Var. Dijital amfilerde belki bu sorunu yaşamazsınız. Hani şey olayını yüklendikçe seste bir hışırtı duymazsınız ama lambalı amfiler öyle değil abi. Yani radyolar Yani gibi yani. en çok eski radyolarda da yok mu mesela? var var. Filmlerde de duyarsınız. Konuşurken biri sürekli bir hışırtı var. gelir. Çok çalıştıkça işte daha çok gain yapar lambalı amfiler. Zaten ilk şey distortion biliyorsun o şeyden çok çalışmasından çıkmış. Yani çok fazla açıldığı için Açıldı sesi ve işte bozulma kırılma, aslında. evet, Evet. seste bir kırılma distortion olmaya başlamış. Sonra gitaristler onu Ben onunla beğenip ilgili bir belgeselde şey diye duymuştum. Ben arabadan böyle mı düşmüş bir bizi şey olmuş bu arada. tatmin etmiyordu böyle. Yani delik açıyordu Ha hoparlörleri evet jilet falan. atıyorlar. Jilet atıyorlardı İlk falan. Müslümcüler. Port port falan. Oradan gelmiş. Oradan mı acaba jilet atma? Bakalım bu arada çok yani şu an 100 kişiye yaklaştık. Tabii yorumlar çok hızlı akıyor. Ben de yetişmeye Bir de çalışıyorum. cumartesi bugün ve herkes geziyordur. Yine iyi. Şuradan kendimi bir sınır belirleyeyim. Oradan okuyacağım şimdi birazdan. Bu arada bir şey rica edeceğim. Oradaki amfiyi buraya doğru almamız mümkün olur mu arkadaşlar? Evet bir Size bir yandan yorgunluk onları da olacak yapalım. ama evet. Çalalım bu arada AC30'u da şeyler. evet. Hani o gelsin onunla devam edelim. Şunu şöyle çekelim bu tarafa. Bir gün o zaman şey yapalım Emrah. İstek günü yapalım. Altyapılı. Tamam senin o zaman senin şeylerinden Yani abi. Onlar üzerine de hangi konuşabiliriz. şarkıları istiyorlarsa Bir sürü yaptım hangi... çünkü. Ben bayağı kaç 10-15 tane oldu mu abi? Fazlası var mı altyapı böyle Altyapı klip hani? valla şu anda 40'tan fazla şarkının Mahcup oldum. altyapısı vardır 15 yani. dedin. Zaten Süpermiş. biliyorsun tutunamayan albümü çıktı. Onun Yok yok altyapısını da şöyle gel paylaştım. abi. Ben tek başıma kalacaktım da evet seni hesaba katmadık. Gel abi şöyle birazcık daha tamam. AC mi bu? Bu AC30. VR modeli yokmuş bu arada. Evet abi oraya Bir su taktım. içeyim bu Onun arada. power'ını ben sana eğeyim. Sen bana eğ. Söktün mü? Hayat kurtarıcı arkadaşlar. Çekim esnasında çok iyi oluyor. Alkışlayın. Şimdi biz duymayacağız ama adamı alkışlayalım yani. Öğrencileri her türlü. Adamsın. AC30 hibrit modellerinden. Bağladık mı şu anda? Bağladık abi. Açtık. Birazdan ses de geliyor. Şimdi şöyle bir ayarlarını biz normal kanaldayız. Şöyle bir volüm arkadaşlar bakın çok şey yapıyoruz. Level şeyi kısalım birazcık. Tremolomuz da şöyle hepsi 12 yönünde olsun. Ton kat falan volüm de şöyle olsun. Bir bakalım ses yüksek gelirse bizi uyarın lütfen. Yorumlarınızı okuyacağım ben şimdi. Birazdan tonda olacak. Bu arada lambalı amfilerde en iyi neticeyi vermek için biraz yüksek volüm ve biraz çalmak Tamam. O gerekiyor. zaman şöyle bir şey demiş. Çalma esnasında Arda yorumlardan devam ediyorum. Arda Kıymaz demiş ki sol diyez minörle rock solo atar mısın abi? Sol diyez minör atarım da bir Tamam. ses alırsak. Niye almadım? Ben amfiyi kapattım çünkü yanlışlıkla. Yanlış düğmeyi açıp kapadım. Ha. Peki ben Evet. size bir soru sorayım o Bu zaman. arada mikrofonu da tabii koyalım ki. Oda sesi alalım değil mi? Evet, şöyle. Sol diyez minör gamı hangi majör gamın ilgili minörüdür? Ben de onlara o zaman onu sorayım. Evet, bunu söyleyen Cevabı. arkadaşa da alkış var. Bizden oraya. Şey açık bu arada, tremolo efekti Tremolo'nu açık. kapatalım. Ses de çok açık. Evet, onu Ton katı da kapatalım. kapatalım. Ses seviyemiz nasıl? Parlak İyi. oluyor açık. O kanalda değiliz ama. Bu daha parlak bir şey var ona Şu göre. an normalden gelip bu kanal aktif değil. Ha, nerede bu mu? Ton katlanacak işte. Volüm olarak bu evet. Şöyle yapıp göstereyim. Benim fark ettiğim bu daha parlak. Evet. Kendi şey olarak. Nispeten olarak Evet. orijinali daha parlak. Pırıl pırıl bir sesi var. Zaten efsane amfisi değil mi bu? AC serisi. Evet. Bu işte onların hibrit modelleri. Power Ha. cut'ın çıkışının lambalı olduğu. Ha öyle Yarı mi? lambalı olan model. Ha. Doğru mu? AC30 serisi değil mi? Yarı lambalı olandı. Asist et bizi arada. Unutuyorum ben. Şu mu bizim şeyimiz? Ha O bu. reverb'ün abi. Reverb'ü. Burası devre dışı. Şu an Neresi? equalizer'ımız yok ama istersen girebiliriz top boost yapıp. Onu yapalım. Tamam. Ona göre ayarlayalım. O zaman bu kat devreye giriyor değil mi? O zaman evet. Şu an burayı kullanabileceksin.
Zaten amfinin kendinden bir hafif şeyi var yani. Şey gibi akustik gitar olur ya böyle akustik gitar sesi gibi geliyor. Bu tamam. Şunu biraz azaltalım. Bir de distortion'a bakalım. Oh. Tamam. Buradan kısalım onu birazcık. Kısalım. Treble'da kısalım. Bir de sol diyez minör mü istenmişti? Bakalım. Cevap geldi mi peki? Hangi tonun? Bu arada şimdi ilgili abi, şu an tabii 100 kişiyi geçtik izlenme olarak ve tabii herkes yorum falan gönderiyor. Çok hızlı okuyor. Biraz hızlı hızlı ben de okuyayım. Burak Akkabuk demiş ki Selim abi gitarı sen de öğrendin be abi demiş. Poyraz Öztürk Selim Işık Ankara tayfası burada yazmış. Merhaba. Hocam kullandığınız aktif manyetiklerin markası nedir? EMC değil galiba demiş. Değil değil. Bunlar nedir? Fishman'in ben de ilk defa gördüm. Hı-hı. Fishman biliyorsun normalde akustik gitarlara. Evet evet. Daha piezo falan piezo. İşte preampi yapan aynen. Akustik gitarlarda bir marka. Ama bu öyle da yakında göreceğiz. İnanılmaz. Zaten Kord'un kendi üstünde geliyor. Geliyor. Bu seri ilk serisi hı-hı. Özel seri bu. Ondan sonra şeyini unuttum ama Fishman'in bakarlarsa evet, yani 4C'nin sayfasına. 4C bu X15 özel serisi bu gitar. O sayfaya bakarlarsa bütün özellikleri yazıyor. Ben hiç o bir özelliği aklımda tutamıyorum. Ağaç, ismi, manyetik modeli, amfi modeli. Uçup gidiyor diyoruz. Tutmuyorum başka yani. Başka bir kafa, yok, başka tutmuyorum. Yerde. Ha, dediğim gibi ben sesine bakıyorum. Sesi güzelse onun adı neymiş? İsmini ne diyorlarmış. Özelliği neymiş, sarımı neymiş falan. Aynen, çok önemli diyorsun. 15 mi varmış sonunda, 20 mi varmış tutmuyorum nedense. Aa güzel işte ya bu. Çal çal. Aynen. Abi demiş ki Erdener Selim Işık medley'i duyabilir miyiz bugün? Medley ha. Onur Şentürk demiş ki iyi yayınlar Selim Hoca'nın sağında duran büyük amfiyi deneyebilir misiniz? Sağında duran. Herhalde sanırım şunu soruyorlar. Şunu? Sağında ha duran. Şunu? Evet onu da bugün deneyeceğiz. Olur. Ondan sonra. Hocam Vox Vah 845 ile ilgili bir sorum olacaktı. Pedal setimi bağladığımda tonda matlaşma oluyor. Nedeni? Abi yani duymadan cevap veremeyeceğimiz bir şey. Benim kullandığım pedal o galiba. Vox V845. Vah değil mi? Yani Vah pedalı. Sen bir matlaşma duyuyor musun? Tabii matlaşmanın boyutu nedir? Hani ben duymadan genellikle cevap vermiyorum böyle i̇şte şeylere. İşte ne bileyim ne kullanıyor, hangi pedalı yani, kullanıyor, hangi amfiyi kullanıyor. Ben de onu kullanıyorum. Duyum kayıtlarımda da onu kullanıyorum. Bir sıkıntı evde yaşamadım. Kayıt için neler lazım? Onda da örnekler verirseniz sevinirim. Aykan onun yeri Aykan diye tahmin ediyorum. Tabii aradaki sesli harfler yok. Yok. AYK yazıyor. Aykan dedim ben direkt. Olabilir evet. Bu video değil. Yani o konularımızı başka videolara saklayacağız. Selim abi hepimizin öğretmenisiniz demiş Erol Cem. Semih hocam Semih değil Selim olacak arkadaşım. Semih sevgili. Mi demiş? Buradan Karagül. Semih de olur. Hepsi kabul. Switch ile alakalı bir sorun mudur acaba Uğurcan Koçer? Soru neydi? Switch ile alakalı dip gürültüsüydü galiba. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Deminki amfide mi? Evet, onunla ilgili değil. Özgün Şahin Selim Işık kalpler havalarda uçuyor. Yani distortion'da hep mesela clean'de bakın hiçbir ses yok. Tabii switch'ten kastı acaba foot switch mi? Onu bilmiyorum ama. Distortion ya pedalı açtığımız zaman tabii o olacak mesela yani. Mesela demin amfinin de dip gürültüsü vardı. İşte fark bu abi. Bak kapattığında şu an amfiden bunda daha şey az. Yok. Ama bu hibrit olduğu için evet, değil mi? Evet yani tabii. Biraz daha dijitale yakın olduğu için daha az duyarsınız. Daha temiz geliyor. Bunlarda. Uğur Ünlü Selim Hoca'ya sakal gitmemiş. Yaşlı görünüyor demiş. O sakal gitmemiş. O, kaç yıldır var ya. Hiç takip etmiyorum. Evet. Yeni mi gördün Uğur? Belki ilk dersleri hatırlıyorsa orada olabilir. En son orada tıraşlı halim vardır zaten daha da yoktur. Ya, ya iyi ya abi sakal candır. Ya yaşlandık arkadaşlar kaç yıl geçti artık. Aynen aynen. Yaş oldu 42. Maşallah. O dersler kaç yaşında? 35 yaşında hazırlamıştım. 7 yıl 8 yıl gençliğim olmuş. Gençliğim var. Ya, orta yaşlarda tam birlikteyiz. Sınırda. Süper. Lambalı candır. Prosesörden alabileceğim en iyi tonu aldım ama hala çok dijital. Yani tabii ki hiçbir prosesör, zaman yerini evet. Tutmaz yani. Hiçbir mümkün zaman değil. Tutmaz. Evde kullanabileceğim metal tarzı için amfi modeli önerir misin abi? Birazdan gelecek. Bir arkadaşımız şunu istedi ama ondan önce dediğim gibi
Şeyi deneyelim. Yani hep lambalı denedik. Şimdi birazcık ev tipi amfilere dönelim. Ha, Arkadaşlar onu gösterelim. öğrencilerin AB hemen mesela 15 kullanabileceği. evde kullanılabilecek güzel bir amfi. Şu. Şimdi şurayı kapatalım abi. Evet. O model. Siz oraya bakarken ben burada organizasyon yapayım. Bana yardım edecek delikanlı aranıyor. Zaten bunu pedalsız deneriz. Bunun kendi gain amfi katları var. Direkt onları duyarlar. Söner birazdan. Söndü. Sessiz konuşmana gerek yok. Rahat ol. Konuşabilirsin. Bu yayımımız abi böyle şimdi tabii bir iş video olunca herkes de bir şey oluyor. Ben mesela Normalde zaten Berkay abiyle Gülfuran'a diyorum ama konuşun benimle sakın diyor. Bizim yani olay hani bir yarısı için yani bir yer için çekmiyoruz. Özel bir durum yok. Canım benim, canım abicim. O yüzden rahat olun diyorum. Yani şey yapmayın. Kafanıza göre çekin. herkes alışacak işte Aynen. yavaş Şimdi yavaş. abi Şimdi ne yapacağız? Bunu mu vereceğiz? Bunu sen o de zaman şeyin üstüne mi inşallah. koyuyoruz? Şunun üstüne falan mı koyalım? Onun üstüne koyalım abi. Şöyle ortalayalım. Ben şu telefonumu bırakayım tabii. Yorum okumaktan şey yapamadım. Tamam. Çok fazla geliyor çünkü. İkinci yayının rekor ismi sensin bugün. Bu adaptörlü mü, power'lı mı? Abi bunun için bir adaptör rica edeceğim. Alsam Adaptör mü mümkün mü? varmış? Evet. Bunun kendi özel şeyleri Alıcı. oluyor. Onu da açalım abi şöyle. Ben de Söyleyeyim. bir bakayım hemen Tabii ne bugün var. yaptığımız daha önceki yayında da söyledim. Bugün yaptığımız ayarlar, mikrofon ayarları vesaire bunlar biraz gelişi güzel oluyor. Onun için arkadaşları uyarmak isterim. Preamp var bunda. Valla bunun bir sürü özelliği var. Henüz ben Lamba de var. tam olarak incelemedim. O yüzden İşte buradaki incelemiş tonları olduk. göstereceğim. Böyle çok detayına girmeden bunu yapacağız abi. Bir şöyle yine tonlarımızı 12 yönünü alalım. Ben bu arada Vox amfilerle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Bir yıla geçtim. 2 yıl olacak neredeyse bizim Çalışmaya Vox'la başladı çalışmaya herhalde. Eyvallah, başlayalı. Değil mi? eyvallah. 2 yıl olacak neredeyse. Olur. Yani tam olarak tarihini hatırlamıyorum ama. Yani bir sürü öğrencimiz kullandı bu amfilerden. Hem internet üzerinden de takip ediyorum ben kullananları. Bugüne kadar hiçbir şikayet duymadım ben. Hasan yardıma ihtiyacın var mı? Adaptör mü diyorsun? Aha kırdı. Bu olur tahminimce ama bunun şey içeceğim Ha, şuradaki. bir tane daha şey lazım. Yo yo var var. O burada var işte. Ha var var burada. O açıdan güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu amfileri. Ben bugüne kadar bir arıza bir şey hiçbir şey duymadım. Ne kendi Aa bu kullandıklarımda. olmuyor ya. Oluyor mu bilmiyorum ki. Yok olmuyor. Bu Nasıl değilmiş. olmuyor? Abi her modelin farklı ya. Bak. Ha, buna değişik bir şey mi yapmışlar? Ağzı farklı bunun. Neyse bir soru okuyalım Neyse o tamam. zaman O şey zaman şöyle yapsınlar. yapalım. Evet, biraz şey yapalım Ayarlansınlar. siz bulana kadar. Soru cevaplandıralım. Aynen. Bakalım neler olmuş, neler gidiyor. Ben bu arada ne kullanıyorum? Şu Si üstteki minör demiş bir amfi arkadaşımız. si majör olmasın mı? Bilmiyorum. Minör demiş. Eski yorumları kaybettim bu arada. Si majör arkadaşlar. Si majörün ilgili minörü sol diyez minör. Söyleyeyim o zaman doğru cevap verenlere. Arkadaşlarla oturduk Lüksemburg'da izliyoruz. 15 kişiyiz. Buraya bir selam gönderir misin? Lüksemburg mu? Göktepe. Neredeyiz? Orada mıyız? Orada mıyız? Oradayız. Lüksemburg'a ve tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya buradan Taner selam Tanrı verdi. gönderiyoruz. Hocam gitar Oradayız. çalmaya ne zaman başladın? Teşekkürler, saygılar demiş. Burada. Efendim? Gitar Gitar çalmaya ne çalmaya. zaman Bu başladın? arada çok özür dilerim. Bu cevabı vermeden önce arkadaşlar demin elimdeydi. Yayını kapattım. Eski sorularınızı göremiyorum. Kusura bakmayın. Bir daha Bitti mi onlar? yazabilirsiniz. Ya hayır yani sorular var da yayın hızlı aktığı için canlı olarak Bir daha dönemiyor musun aşağı? ta şeye dönmem yani. Video bittikten sonra onları görüyorsun. Israrla sorsunlar o zaman. Normalde görüyordum. Yani mesela şu an mesela arkada kalanları görüyorum. Ondan sonra ama demin kapatıp açtım elimdeydi koyarken. İyi Önceki gözük. yazılanlar gitti. Kimse kusura bakmasın onun için. Bir daha şey yapabilirsiniz. Nasıl gözüküyoruz arkadaşlar bu arada? Yorgunuz tabii dersten mersten çıkıp Ya geldik evet sizin bugün bu arada için. onun için de çok teşekkür ederim abi. Vallahi işini gücünü bıraktın, erteledin, Olur bir mu? Ne şeyler demek? yaptın. Her zaman. Pazartesiden beri konuşuyoruz Her yani ona zaman. göre organize edeceğim dedi. Kral adamsın. Her Evet zaman. tonumuz geldi. Sorularınıza devam edeceğiz arkadaşlar. Kalplerinize, gülücüklerinize, el işaretlerinize, özellikle şunlara hepinize teşekkürler. Aa, kalp de gönderiliyor değil mi? Şu an açık. Sen ne istiyorsun? Direkt Sadece jack kablosu istiyorsun. Ha, input'u aldın mı? çıkarayım. Bana söyleyebilirdin. Hallettim. Şu an clean kanalındayız. Ben buradan asist edeceğim. Çok özür dilerim. Yine söylüyorum. Bile Seste yok. herhangi bir yükseklik, herhangi bir cızırtı, seste herhangi bir yükseklik, herhangi bir cızırtı olursa bana buradan yazın. Ben anlık müdahale edeceğim sevgili yönetmenimle beraber. Ya ben de bir şey içebilir miyim ya? Çok susadım. Olur valla. Yani varsa ben kahve de içerim. İçer Kahve, misin abi? sade kahve olur. Sade kahve içeriz. Ya zahmet olmazsa Hasan ya. Pekala. Süper. Şu anda dileği açık. Basık tutunca mı kapanıyor? Bir bakalım. Evet. Evet, çözmeye Bana başladık. daha tamam. Şimdi neler var? Bir bakalım Emrah. Abi şöyle önce bir tonlara dolaşalım. Şu an Teknik çok detaylarına güzel biraz geliyor. gireriz. Evet şu an. Biraz
birazcık basını düşersek. Tamam. Direkt. Bana söyleyebilirsin, yapabilirim. Ha. Açalım. Hemen clean 2'ye bakalım. Bu daha akustik. Evet, daha bir de benim dediğim gibi manyetikler daha gain'li olduğu daha için. Daha gain'li. Crunch'a dönüyor. Biraz sert çalınca da bayağı gain yapıyor. Aynen. Tabii o zaman crunch 1'deyiz. Bir Fender çalsa, çalsak böyle distortion tabii yapmaz daha, tabii. Daha yumuşak gelir. Daha yumuşak gelir. Daha parlak gelir. Daha başka. Bu crunch 1. Crunch 2 yapalım. Olur. Giderek benim çok keyif. Evet, şimdi devam edelim. Taner Tanrıverdi demiş ki, hocam gitar çalmaya ne zaman başladınız? Ne yaptınız? Efekt mi denince? Yani sorulara cevaplayalım biraz. Tamam. Yani tonlarını göstermemiz yeterli aslında. Güzelmiş çok, çünkü uzar çünkü. Yani kullanım detaylarına girmek istemiyorum. Full lambalı mı şimdi? All analog diyor çünkü. Bu da tamamen analog bir abi şey demek ki. Lambalı değil mi? Full lambalı değil mi? 8 analog devre varmış. Harika arkadaşlar. Biz de ilk defa deniyoruz. Zaten Vox'un sayfasından bakabilirsiniz. Onlar gitar çalmaya ne zaman başladın abi? Valla bizim hikayemiz biraz uzun biliyorsun. Yokluklarla. Evet, daha önceki videolarda çok anlattık ama evet, yokluklarla geçiyor. Yaklaşık evet. Yani 15 yaşından desek o, 20 yılı geçti 20 tabii. 25-26 yıl yani olmuş. Batur Alp Bay'dı abi, rica etsem deneysel bir video olarak arkadaki ufak amfilerle de dener misiniz? Tabii ki deneriz ama bir tanesini söylersen ona göre daha hemen üstüne odaklanırız. Şunlardan bahsediyorsa benim evet, kullandığım yani amfiler bir sürü bunlar. Ufak amfi var. Hangisi olduğunu bize yaz lütfen Batur Alp, bekliyoruz. Ben tutunamayan albümünü tamamını bu amfiyle kaydettim. Night Train 50 ile kaydettim. Müthiş. Ondan da haberleri olsun. Yani videolarında gözüküyor ama yani bazı noktalarda görsellerde var. Night Train ile kaydettim. O yüzden hani bu tonlar çok sıcak, çok güzel derlerse işte zaten o da lambalı o, bir model. Evet, o lambalı. Birazdan olmazsa şey yaparız. Onu da bir indirip test ederiz açıkçası. Şimdi devam edelim. Biraz hızlı sorularınızı okuyayım. Arda Kaymaz, Selim abi seni Zeytinli Rockfest'te görebilecek miyiz demiş. İnşallah. Ben de istiyorum. Kısmet aynen. Onur Şentürk, Sol Diyez, Minör Si Majör'ün ilgili minörü Selim hocam demiş. Sol diyez, minör si, majörün ilgili minör. Aynen. Süper. Bora Bakırtaş, majör yazacaktım, minör yanlış oldu hocam demiş, eyvallah. Berk Demirel hocam, metal sarzları için aktif manyetik mi pasif mi önerirsin? Kapalıyız beyefendi, üzgünüm. Söylediğimiz halde hala ısrar etmesi de ayrı bir dava. Abi kepengi indirir misin rica etsem? Öyle mi? Öyleyim. Tamam, böyle bir istek var. Ben karışmıyorum. Niye? Daha mı şey oluyor? Bugün bana Berkay abi dedi ki, ondan sonra şey ya Emrah dedi işte. Kepengin diyor, bağlantı kesiliyor. Ha öyle mi, tamam. Şey dedi, açık kalsın dedi ondan sonra. Abi dedim, daha önce burada yaptık dedim. İnsanlar kameranın önünden geçti dedim. Geçer. Hatta düşürenler olacaktı neredeyiz falan o geçer. Derece böyle. Hani görmüyorlar, bayağı kapalı yani olay. Oraya odaklanıyorlar. İki insan şurada durup ondan sonra burada ayakta birisi elde kamera falan, hiç dikkat yok abi. Direkt konuya odaklı girdiği için at gözlüğüyle böyle. Ondan sonra ama şimdi tabii bir bağlantı sorunumuz. Beyoğlu'nda birazcık zayıf olduğu için telefon durumları, ondan dolayı istemiyorlar şu an kepengi kapatmak. Aktif mi pasif manyetik mi önerirsin metal için? Metal için genelde aktif kullanıyor. Metallica vesaire, Slayer aktif falan. Manyetik. Genelde benim bildiğim hepsi aktif hocam, manyetik. Hocam duman kullanıyor. Çalacak mısınız diyor. Duman Cemil Boran. Duman çalmayacağız. Çalmayacağız.
Aykut Canır hocam, en beğendiğiniz gitarist sizce kimdir? Valla bir sürü gitarist var. O teşekkürler. Şekersiz. Teşekkür ben ederim. Teşekkür çubuğu ederiz. Da alırsan eğer çok sevinirim. Zahmet olacak sana da, böyle söylüyoruz, kusura bakma ama ne olur ya. Tamam. Ya ben öyle şey değilim böyle yani. Bazı insanlar vardır ya, bu hoşuna gider böyle. Sen şunu getir, sen bunu getir falan. Abi yok. Ben yıllardır her şeyi kendim yaptığım için tuhaf geliyorum birinden bir şey istemek. İsteyemiyorum böyle hani. Abi sana yardım edelim, etmeyin ya. Ben hani şımarıyorum sonra yani, şey yapamıyorum. Bu arada sorularımıza devam edeceğiz. En sevdiğin sen cevap verirken abi, evet ondan devam demişlerdi. Edelim. Yani zaman içinde değişiyor ya. İşte bir zamanlar işte Steve Vai'yi çok hayranlıkla izlerken atıyorum, şimdi James Hetfield'ı hayranlıkla izliyorum mesela. Yani çok değişebiliyor. Yani o birazcık insanın yaşıyla ve müziğe bakış açısıyla da farklılaşıyor. Aldi Meola çok ilginç gelir bana gitar çalım açısından mesela. Yani tabi Satriani var değil mi? Çok önemli gitaristlerimizden. Evet, ben Türk kulağım sende abi. Night Train'i hazırlayacağım sana bu arada. Ha, süper. Zaten benim sevdiğim aynen. Abi. Aynen, ama tabii neticede orada işlenmiş bir sound var. Ha, yani ses var diyelim. Tabii de pedal da kullanıyorsun. Albümde yoksa. Pedal kullanıyorsun. Mesela burada bir hamaliyle bir şöyle bir biraz dinletmek istiyorum açıkçası arkadaşlara. Evet, bu arada sorularınızı yine bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada yazıyorlar. Ben okuyacağım şimdi yani. Tamam. Evet, lütfen. Konuşarak çok vakit geçsin de istemiyorum. Kahveye dikkat, yanmayasın. Kabin kablosu var mı? Hangi öbürünün arkasındakini? Ya da demin biteninde jack kablosu vardı. Onlar da olur bu arada. Hangisinin arkasındakini? Tamam, ben sökeceğim. Hangisinden? Panik oldum. Ha, şunda var evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu çok ağır. Onu da deneyecektik. Döndüreceğim bir dakika abi. Ya önce şunu onu koltuğun üstüne koysak, ben şundan kurtulsam. Ağır değil mi? Yok yok, koltuğun üstüne koyalım abi. Onu değil babacığım, şey. Adamsın. Tamam. Böyle daha iyi olur. Yok, düşmez. Ben tutacağım onu zaten şimdi. Ne var? Kaç ondan çıkacağız? Kaç var? 16. 16'dan çık. Bu foot switch'le de kullanılıyor bu arada. İki kanallı bir foot switch bağlayabiliyorsunuz buna. İki kanalı var. Bir kırmızı kanalı, bir yeşil kanalı var. Sendeki kabin 2 mi, 1 mi? Bende 2. Bunun büyüğü. Evet, bir büyüğü var. Aha. Elektrik geldi mi bakayım? Yok, tamamdır. Elektrik takalım. Direkt kendi tonunu dinletelim. Ben kahvemi amfinin üstüne koydum ama siz koymayın. Alacağım hemen birazdan. Daha biraz pratik olmam lazım. Daha bir İngiliz tonları var bunda. Öyle çok heavy, yüksek gain bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Tatlı bir gain'i var. Ama daha yüksek gain için benim gibi ekstra pedallar kullanabilirsiniz. Şurada durabilir mi? Ben Radial'in Plexi tüp pedalını kullanıyorum bu arada. Bu arada ses gelmiş olabilir abi. Bir deneme imkanım var mı? Bakalım. Biraz evet. Kısıktır sanırım. Ha yok. Gördüğünüz gibi distortion sesi birazcık böyle crunchy gibi. Tank katı kapatalım. Reverb'ü kapatalım. Şu an şu kanaldayız. Şunu tutmamı ister misin? Tamam. Şu kanaldayız. Görmüş olduğunuz gibi. Yayın kanalı. Biraz da güzel bir tatlı bir gain'i var. Böyle çatallı bir sesi var. Kahve içme sesim yayına gidiyorsa arada hüpürt etmelerim. Başka ne var? Bu ha, clean kanal. Oho. Opa. Oba, nerede? Neredeyiz? Tamam, bastım. Bunu etkiliyor herhalde zaten. Şu şeyi değiştiriyor mu peki? Clean'i de bak, burası değiştiriyor. Ha, evet, onun şey yeşil gibi, daha tatlıdır mesela. Daha yumuşaktır. Evet, aynen. Yeşil. Ben yeşil tonu seviyorum. Ya turuncu oluyor herhalde, o biraz daha sert. Vay, inanılmaz yorum var bu arada ya. Hangi birini okuyacağımı bilmiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim birazdan. Evet. Göstermek istediğin başka bir şey var mı? Bunlar çok basit amfiler zaten. Evet, değil mi? Yani ilkel diyelim, evet, ona. Şimdi devam edelim hızlıca.
En beğendiğiniz gitaristi geçecek. Derslerinde Türk müziğine yer verecek misin? Ben tabii ki o konuda hakim değilim ama çok iyi gitaristlerimiz var. Mesela Cenk Erdoğan var değil mi? Aynen. Onları inşallah böyle bir davet edeceğiz. Yani bu işten anlayanları. Ben de öğreneceğim onlarla beraber. Süper. Tabii yani ki mesela, onlarla da yayınlar yapmayı düşünüyorum. İşte biz, bizim Batı müziğinde geçen Spanish Gam'ı atıyorum Türk müziğinde ne, ne isimlendiriliyor? Hangi makam olduğu söyleniyor? Bir de Türk müziğiyle ilgili bildiğim en önemli şeylerden bir tanesi bir kere bizde tampere sistem denilen sistem var. Do ile re'nin arası ikiye bölünüyor bize. Tam ortadan do, do diyez, re oluyor. Türk müziğinde bu dokuza bölünüyor. Şimdi dokuza bölündüğü zaman aslında mantıksal olarak baktığımız zaman işte mesela bu konulara hakim değilim. Mesela do diyez dediğimiz şey bizim 4.5'da olması lazım tam onların sistemine göre matematiksel olarak. Bizimki tam ortadan bölündüğü için. Onlarda 4.5 yok. 4 var, 5 var. Yani 2 tane diyez var. Ve ikisi de bizim diyezimizi tutmuyor mesela. Evet. Benim bildiğim böyle bir şey. Şimdi bunların ayrıntılarını derin konular, onlar çok derin konular. Anlatmak zor olur birazcık yani da. Kim derse ki ya ben bunların hepsine hakimim yalan mümkün söylemiş olur. Yani mümkün değil yani öyle şey. Varsa da saygı duyarız. Örnek aldığınız gitarist var mı demiş. Vardır illaki. Yani. İşte dediğim gibi zamanında çok etkilendiğimiz. Yaptığın işe göre. Şu an hiç dinlemiyorum desem yeridir. Özgün Şahin demiş ki okey de güzel. Üstadın sesini daha çok duyarsak süper olur ileride demiş. Şarkı söylüyorlar hocam. Şarkı evet bir işte tutunamayan da bir şarkı söyledim. Taner ses geliyor fazla geliyor demişsin. Tabii bu üstünden bayağı zaman geçti ama ben söylüyorum mutlaka yayınla ilgili bizi uyarın. Selim hocam bir şarkı seslendirir mi demiş. Gözlerin falan diye giriyormuş böyle. Ben kahve içeyim ya kaçayım. Eyvallah. Selim hocam demiş biraz gürültü var seste abi evet elimizden geldiğince tabii yayın esnasında Vampir'in sesi çok değişiyor olabiliyor. Çok mu açtık acaba? Ya bizim headsetler de aktif olduğu için tabii onlar da biraz bir peak yapabilir arada. Hı-hı. Elimizden geldiğince ben buradan arada kadrajdan çıkıp kontrol ediyorum arkadaşlar. Efsaneler Kadıköy'de demiş. Ümrü Aynen'e selam söyler misin abi derslerinde gitar öğrendim. Hayatım daha güzel hale aldı. Önemli birisin benim için. Ümraniye'ye mi? Abi seviyorum seni Emre abi lütfen oku demiş. Tabii ki okurum. Burak. Evet. Ümraniye'ye mi? Burak Akkavuk. Burak sevgiler. Hocam gitar pil bulmuşsunuz. Gitar pil. Anlamadım. Ha pili bittiydi bunun belki ondan mı? Yani benim, o kadar takip benim öğrencilerden de bugün ders yaptık ya. Pili bittiydi gelirken aldım. Demiş. Dip ses abi demin V8 pedalımızdandı. Olabilir. Senin yani hocaya gitarıyla ateş olması ediyor resmen. Özgün Şahin Gitar Metodu kitabı çok kapsamlı ve mükemmel bir anlatımı var. Teşekkürler. Erdener bugün yardırıyor. Süpersin Selim Hoca. İkincisi çıkacak arkadaşlar. Evet. Gece gündüz çalışıyorum. Harun Ceyhan abi süper ya kolay gelsin. At kişniyor sanki demiş. Cemil Boran. Evet bu tremolo yerli yapımı. Bunu da söyleyeyim mi? Lütfen tabii ki seve seve. Bu Hantu. Arkadaşlarımıza Hantu, destek olalım. Bildiğim kadarıyla Ankara'da. Yani bütün dünyaya tremolo üretiyorlar. Ben çok gurur duydum. Bana da sağ olsun hediye ettiler. Ve bayılarak kullanıyorum. Çok iyi yani. Harika, iyi titanyumdan. Işte, titanyumdan. Sağlam da. Titanyum asla paslanmaz, kırılmaz. O yüzden zaten zorluyorum. Rahat rahat. Abi şöyle birazcık atlayarak devam edelim. Ben şu Çin inletme sesini yapamıyorum demiş Kola. Selim abi gitar elini aldığında hep çaldığı bir şey vardır insanın. Seninki ne çalar mısın demiş. Ben mi minör basıyorum herkesin yaptığı gibi. Kapalı olan amplileri değil de arkadaki hibrit olanları kastetmiştim. Biraz deneysel olacak galiba sağ ol Çin'den. Yani deneysel olacak bir tarafı yok. Neleri? Hibrit şunları olan zaten bir tane AC30 modeli vardı. Şunları mı kastı? VX'leri mi kastı? Onlarda lamba yok zaten. Bunlar lambasız. Onlar Pathfinder onlar da dijital. Üst kattakiler dijital. Orta kattakilerde de lambalı olan. Zaten yok. Bunlar da hepsi old tip. Yani şu sıradan sonrakilerin hepsi old tip değil mi abi? Doğru yani biliyorum. Evet. Bunlar lambasız da böyle çok hafifler onu, bunlar. Yani bunların zaten özelliği içinde çok videosu hafif. Var. Videosu olan modelleri aynen, çok girmek istemedim VX serisini. Onu ne çektik? Çok biz var. VX çektik. VT20 çektik. Pathfinder çektik. Mini, onlar zaten mini var G3 arkadaşlar. Yani burada daha denenmemiş. Mesela Night Train denememiştik. Onu göstermiş evet, olduk. Evet Night Train bunu benim amfim. Şimdi birazdan oradaki kafayı şey yapacağız. Biraz daha sorunuzu okuyayım. Şekil olarak da çok seviyorum arkadaşlar. Biz heavy metal kökenli olduğumuz için böyle metal şeylere bayılırız yani. Halil hangi mağazasınız demişsiniz? Beyoğlu'nda Vox mağazasındayız. Can Elektronik'in yerindeyiz. Ev için pedallarla uyumlu amfi önerir misin Selim hocam demiş. Deminki yukarıdaki saydıklarımız hepsi. Ha pedal için derken ev için diyorsun. Yani evde zaten çok ses açamıyorsunuz arkadaşlar. Ortalama 10-15 wattlık bir şey evde yetecektir. Şimdi VT20 ve VX serisi zaten kendi full switchleri de var. Aynen. Bunlar için ekstra pedala gerek yok. Üzerlerinde bütün bin efektler, 1000 tane ton evet. Var. Ama ben işte lambalı amfi alacağım dedikten sonra o artık pedal işine gireceksiniz. Yani pedaldan önce amfiyi. Tabii o da büyük bir tecrübe istiyor. Yani o kadar çok deneme yanılma biraz da bütçe maliyet işi. Onu satacaksın, onu alacaksın. Sürekli yeni bir arayışta olacak. Yani şimdi bu BX alıp da buna pedal dizmenin pek bir alemi yok benim. Yok aynen öyle. Yani bunun için de zaten kendi efekti. 3-5 tane daha sonra okuyup arkadaki sete geçelim abi. Bir de konu müzisyenlerden açılmışken
Chuck Schuldiner. Schuldiner. Detin gitaristi. Yani yanlış telaffuz ediyor olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hakkında ne düşünüyorsun Selim abi? Detin gitaristi olan. Tür olarak uzatır sana belki ama herhalde dinlemişsindir. Ben tür olarak thrash metalin ötesine pek geçmedim. Yani death metal ve black metali pek dinlemedim. Eyvallah. Ama çok meşhur olduğunu biliyorum ve çok önemli bir adam. Death metalin kurucusu gibi bir şey. Ve genç yaşta öldü. Eyvallah. O açıdan çok da güzel bir peki insan. Peki abi demiş ki, özür dilerim eyvallah. Emre abi selamlar, Selim abi Hendrix ve Serebe çalabilir mi demiş. Bilmem çalar o, mısın? O da benim işte hiç bilmediğim tarzlar ya. Hani blues, blues bir şeyler çalarım ama. Ya hani SRV ve Hendrix. Ama bu zamana kadar çok duyduğumuz tınılar olmadı bunlar zaten. Ben çok bilmiyorum. Fazla. Hiç de çalışmadım herkesin zamanında. Herkesin bir tarzı var. Çok normal aynen. Bir şey bu. Ben direkt heavy metal, thrash metalle başlıyorum. Biraz dinleyebilir miyiz demiş. Birazdan dinleyeceksiniz. Amfinin fiyatlarından bahsedebilir misiniz demiş. Yani ben videolarda çok fiyat verme taraftarı değilim. Çünkü sürekli değişken bir şey. Bir de çok rahat Korg'un evet, sitesine, Vox'un yani, sitesine abi bakıp. Bundan 2 yıl sonra üstünde bu fiyat yani. Olmayacak bu ürünün. İlla ki zamlanacak, başka bir şey olacak. Belki indirim olacak. Ben o yüzden bir de çok 7 kolay yılda hiç fiyat söylemedim. Siteye o girip hemen veya Vox, işte bu, o da bir Vox TR, Vox. Evet. Veya Korg.tr'den yani Google'dan girip Google'dan yazarak herhangi bir yerden bakabilirsiniz zaten. Aynen. Çok aynen. Fiyatlarına hemen bakabilirler yani. Taner Tanrı verdi. Ya arkadaşlar çok soru soran arkadaşların sorusunu okumak yerine daha yeni sorulara geçiyorum. Sağ olun çok yazıyorsunuz ama yani sorsunlar sorsunlar. Bitmiyor yani hani yani yeni insanlara gelemiyorum. Sürekli aynı kişilerin sorusu dönüyor gibi oluyor. Selim abi Marsin gözünü seveyim ya demiş. Tünelde misiniz demiş. Tüneldeyiz. Tüneldeyiz. Orhan Gencebay'dan iç benim içini de rock olarak çalar mısınız ileride demiş. Orhan Gencebay'dan ben iki tane cover yaptım. Dinlemeyen arkadaşlar dinlesin. Hatasız Kul Olmaz var. Bir, evet, zaten çok güzel. Önemli. Eyvallah onlar iyi hareketler. Çok güzel. Bir de Bir Teselli Ver var. Dinlemediyseniz tavsiye ederim. Tonunu merak ettim. Stilgat'lı Blues'u kısaca çalabilir mi demiş. Ezberinde var mı? Bir dahaki amfide. Bunlar de repertuar işi. Yani olmayabilir. Çok yo, normal. Yo yo o zaten kolay bir mevzu. Ali Haydar ve benden çalarsın. Selamlar. Eray yazmış. Kolay gelsin. Birazdan konsere geçeceğim. Ben de yoksa gelecektim bugün. Herkese selamlar. Aa Eray'cığım keşke burada olsan süper olurdu. Selamlar arkadaşlar. Bizden de selamlar. Şöyle bakıyorum. Hatasız Kul Olmaz'ın rock versiyonu mükemmel olmuş diyor. Eyvallah. Benimkini okuyun. Biraz çalabilir misiniz? Özgün Şahin çarpışma. Hocam genelde müziklerde solistin veya grubun adı yazar. Sizin şarkınızda genelde Selim Işık yazıyor. Bunun sebebi nedir? İşte bunu kırmamız lazım arkadaşlar. Nedir yani? Olamaz mı değil mi? Abi var. Şöyle bir durum var. Avustralya'da bir tane müzisyen dinliyorum. Adını çok net telaffuz edemiyorum ama sonra yazarım yorumların altına. Adam gitarist. Vokali başkası yapıyor ama direkt kendi adıyla çıkıyor. Tam senin durumun. Malmsteen öyle değil mi? Öyle. Steve Vai öyle değil mi? Öyle. Satriani öyle değil öyle. Mi? Gerçi hani onlarda vokal belki az duyuyoruz ama genel olarak yani eskilerden hani daha az. Ama bu grupta 12 şarkının 12'sinde adam yapıyor. Vokali bir başkasının ama adam kendi adıyla çıkıyor piyasaya. Tabii şimdi yani sen bilmem ne band diye değil mesela. Bütün prodüksiyonu yapıyorsun mesela. Tabii. Kaydı da yapıyorsun. Besteyi de yapıyorsun. Ya o da ona da saygı duyuyorum. Ama bu da zaten Selim Işık ismi aslında bir yerde de hani grup ismi gibi de bir şey. Tamam, biliyorsun roman kahramanı evet. Olduğu için. Yorumların sonuna geldim. Birazdan yine çalacağız. Seyste herhangi bir her zaman söylüyorum bunu ne arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Direkt onu mu çekeceğiz? Abi şimdi evet o tekerlekli zaten. Ben de o şeyden bahsedeyim. Niye benim ben adım var? Alayım, onu o, siz onu ayarlarken. Olur mu? Lütfen tabii ki. Ya bütün dünyada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bizim bunu kırmamız lazım. Yani bütün projeyi yapan kişinin adı da geçebilir. Demişler ki Mustafa Berke grubun adı Selim Işık. Olabilir. Niye olmasın ki demiş. Aynen. İşte dedim ya roman kahramanı olduğu için böyle şeyler oluyor mesela. Anlamadım. Neden? Don Kişot diye bir grup olabilir mesela değil mi? Ha, ağır evet. O yüzden de mi dedim zaten. Roman kahramanı. Şunu koyalım şöyle. Kaydı değil mi? Tamam. Aman düşmesin. Yok tamam. Okey şimdi çekelim abi şu canavarı. Hatta direkt şurada şuraya alalım. Türkiye'de şöyle. Daha öte bir durum var. Mesela şarkıyı kim söylüyorsa besteyi de onu zannediyorlar. Daha da genelde, fenası. Genelde öyle şey zannediyorum. Mesela işte diyorum ki atıyorum Çöpçüler Erkin Koray'ın değil diyorum. Nasıl değil diyor. O söylüyor diyor. Ya o söylüyor da tamam o bestelememiş. Ne yapabilirim yani? Söz müzik başkasının. Arap saçı da öyle mesela. O evet, da Erkin Koray'ın evet. Değil. Ya bunları bir şekilde kırmamız ayarlarımız zaten lazım. Hazırdı değil mi? Evet evet onu denedik. Power nerede ya? Orada. Evet. Ama onu pedalla deneyeceğiz. Onun şeyi yok çünkü gain'i yok. Tamam. Bunun bu modeli neydi? Kaç dakikamız oldu? Neredeyiz? Soru mu var? Rekor kırmışız Facebook'ta. En çok yorum yapılan ve izlenen video olmuş. Ah. O zaman teşekkür ediyoruz canlı arkadaşlar. Video. Zaten ikinci videom en çok rekoru senle kırdık. Hadi inşallah kimse geçemez bu. Falan.
İkinci kitap ne zaman ha? İkinci kitap Arjun Ulaşacak. Şu anda sonuna doğru yaklaştım arkadaşlar. Gerçekten çok hadi yine ya, içerik. Maşallah, maşallah. 3 yıldır uğraşıyorum. Peki eski kitaptan yeni yani eski kitaba göre farklılıklar neler? Şimdi görsel onun, olarak desteğim var onun mı? Onun devamı değil bir değil. Kere. Bambaşka ona, bir konu değil mi? Yani daha çok repertuar. Ya aslında şey hedefledim. Şarkı çalarak gitar öğrenme. Hı-hı, ya hı-hı. Da birinci metoda ek kaynak. Ben de yardım edeyim sana bir şey istiyor musun benden? Tamam şimdi onu pedala takalım. Pedalı da şey amfiye. Amfiye prize, prize de duvardaki prize. Yani isterseniz sadece ikinci metotla da çalışabilirsiniz. Ben sadece şarkı öğrenmek istiyorum diyenler için. Yoruldun mu? Konuşabilirsin abi. İsterseniz ikinci, birinci ikinciyi birlikte kullanabilirsiniz. Metotlu. Hmm. Yani ona destek olmak işte. İkisinin mesela birinde egzersiz durumları var ama birinde egzersiz hı-hı. yapıyorsun, ötekinde o egzersizle alakalı bir şarkı var. Şarkı çalıyorsun. Tabii birinde PM öğreniyorsun, o PM ile ilgili bir şarkı var. Öyle bir şey. Aykut Can Uğur abine sağlık. Merakla bekliyoruz açıkçası. İlk kitaptan gayet eyvallah. Güzel. Hem satış olarak da belli bir güzel adetlere ulaştın bence. Bu Türkiye'de onun önemli rakamlardı. İnşallah ikincisinde bir de şöyle bir şey. Bunlar biz olsak da olmasak da yarın bir gün öldüğümüz zaman da kullanılacak olarak, eserler tamam. Bunlar. Bugün onu yapıyoruz zaten. İnsanların işine yarayacak şeyler. Her zaman onu çok sevmiştim. O düşünceyi yani bir gün ölürsem birileri beni şunları izleyip hatırlar ya falan böyle yani. Yaşarken bile güzel bir şey psikoloji evet. Bu. Bu arada demiş ki hocam ismimle selam söyler misiniz Kayseri'ye? Aykut Can Uğur. Aykut Can Uğur. Uğur. Kameramız. Aykut ha, Kayseri buradayız. Orada mıyız? Aykut'cum Kayseri'ye selamlar. İnşallah bir gün geliriz. O evet, şansımız olur. Devam edeceğiz arkadaşlar. Selim Işık çalarken siz yorumunuzu gönderebilirsiniz. Söz sonrası Selim Işık'ta. Mesela ben gitar elime aldığımda en çok şu şeyleri bunun, çalıyorum. Sen modeli neydi? AC30 kafa mı bu? Evet. Tamam. Lambalı AC30. Olan, değil mi? Tamam. Hibrit olanlardan değil. Değil. Full lambalı AC30 modeli. Bu arada gelecekte planım bunu almak. Yani... Pedal desteğiyle mi kullanmak? Tabii ben yine pedal kullanıyorum zaten. Yüksek gainlerde çaldığım için bunlar da kendilerinden bir gain yok. Clean amfiler yani çıkan ses bu. O yüzden pedal desteğiyle mesela şunun tonunu bir ayarlayalım. Arada içinden bir iki tıngırtı var mı? Olur. R'den çal. Hemen değişti. Fear of the Dark var mı? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ama neresi? Bir sürü yeri var yani. Böyle şeydi. Böyle bir şeydi. Sayende fitar öğrendim 35 yaşından sonra demiş. Fitar. Arap hizmetçi sonra da düzeltmiş gitar demiş. Biliyorum ben bilerek söyledim. Yani altta yazıyor. Arap saçını da gelsin. Muğla'ya da bekleriz demiş. Muğla'ya gençliğimde gelmiştim. Bir daha gelmek isterim yani. Bu arada Can abiyle ilgili yani Can Güney ile proje yapın bence tutacaktır. Can Güney ile proje yapın tutacaktır. Kelimesini tutacaktır. Çok yani. Can Güney'in zaten öyle bir şey ihtiyacı yok. Bizim de böyle bir şey ihtiyacımız yok. Yani bir şey tutturması için yapmıyoruz. Can Güney zaten aynayla zaten çalıyor yani. Can abinin zaten belli bir duruşu ve durumu var. Ya gitarla ilgili bir şeyin tutacağını zannetmiyorum Türkiye'de yani. Yani öyle yani, hani bildiğimiz anlamda popüler olacak bir şey değil bu. Hidayet Bey'in solist olarak oturur. Ne? Hidayet Bey de bu projeye solist olarak otururmuş. Hidayet bir ara verdi bu arada. Onur Karakaya yani belki tonumuz biraz dalgalı olabilir ama kusura bakma yani bu çok tarzımız olan sorular değil cevap. Can Güney'i çok seviyoruz ben bu arada. Ben arkadaşlarımın yani bizi izleyen arkadaşların çok daha böyle baba gibi sorular sormasını istiyorum anladın mı? Evet yani. hayır yani güzel bu ama şey değil gelmemiş. Yani şimdi şey oturur ya da tutar bir proje. Tutar bir şeye ihtiyacımız yok. Zaten tutan bir şeyimiz var. yani ya tutan duymuyor. İşlerle uğraşmaya çalışsak bunlarla uğraşmazdık ya. Başka şeyler yapardık yani. Evet. Arap saçında bir daha çok gönülden yapıyoruz. Abi Thresh'ten öteye gidemedim demiştin. Marshall GCM 800'de ne dersin? Var mı öyle bir şeyin? Düşüncen ama bence yani tarz benim, bir benim ama... sponsorum Vox. Gidip Marshall kullanacak halim yok değil yani. Mi? Ama yani güzel amfiler. Marshall'da olsun, Angle olsun.
Kullandın zaten. Tabii. Hı-hı. Angle'da kullandım. Bak çok güzel amfiler. Gülpembe demiş. Gülpembe. Neresini çalayım? Girişini çalayım. İstediğin. Normalde o böyle. Ben daha basit olsun diye böyle. Şimdi genelde bir soru geliyor. Hı hı. Böyle ben daha çok, şimdi bizim asıl işimiz ders vermek ya. Ben bu coverları yaparken bazen bazı şarkılar orijinalden çok fazla uzaklaşmıyorum. Hı hı. Sadece gitara çeviriyorum. Hı hı. Klavye çalmış, ben elektro, distortion gitarla çalıyorum. Bunların sebebi öğrencilerimize öğretiyoruz ya. Şimdi ne yapıyor? O Barış Manço'dan dinliyor, onu çalmak istiyor. Benim yaptığım cover çalmak istemiyor ki. Aynısını çalmak istiyor. O yüzden ben daha çok böyle bu tarz şarkıları orijinali gibi, trafiği de aynı. Peki tonu? Tonu da aşağı yukarı aynı. Ton, evet. Hayır. Ton benim tonum. Ton benim tonum. Benim tamam. Tonum. Gitarist tonu. Yani orada klavyeyi yapacak halim yok. Yok ha, öyle de ondan demiyorum. Yani şarkının sesi ton olarak, nota ton, olarak. Tonu da birçoğunda aynı ama tamam. Mesela Hidayet'in sesine göre değiştirebiliyorum. Yani illa mesela Gülpembe'yi değiştirmedim. Yani. Çünkü Hidayet'in sesi, Barış Manço'nun sesinin bir oktav daha üstüne çıkabiliyor. Eyvallah, süper. O yüzden bir oktav dik söyledi nakaratı. Hı hı. Onu öyle kurtardık. O mi minör kalabildi mesela. Hı hı hı. Ama bazı şarkılarda tabii ki söyleyecek vokaliste göre ayarlıyoruz. Tabii mesela ki. Mürşide söylüyor bazı şarkıyı. Hı hı. Erkek söylemiş, kadına göre 4-5 ses fark ediyor. İllaki. Değiştiriyorum. Yani o yüzden bazı şarkılarda ciddi cover yapıyor. Mesela Arap Saçı öyle. Hı hı. Arap Saçı'nda ciddi bir değişiklik var. Yani orada kendi kurtlarımı döktüm. Ama her şarkıda da kurt dökeceğiz diye bir şey yok. Yani insanlara yani. O, ama işte abi yani o şarkı belli ediyor kendini. İnsanlara yani. Faydamız olsun. Yani notalarını paylaşıyoruz. Şimdi kesinlikle doğru notalarıyla çalışıyorlar. Müthiş bir şey yapıyorsun. Takdir ediyorum seni. Şapka çıkarıyorum. Eyvallah. Şöyle yapayım. Eyvallah. Saçlarım biraz artık bütün gün şapka var. Yapışmıştı. Vallahi bırakmayacağız. Devam edeceğiz peki, yani. Peki tamam devam edelim. Biraz daha soru okuyalım. Bu arada yani artık soru cevaba döndük. Aynen amfiler olur. Amfiler ilgili istek. Ya zaten amfiler yani. Harika yani. Aynen, aynen. Çok güzel yani. Amfiler. Hepsini seve seve çalmaya çalışırız. Night Train'in kombosu var. Bir de son olarak olmazsa bunu deneriz birazdan. Birkaç soru daha okuyalım. Bu arada burada size herkese sormak istiyorum. Bir 15 dakika uzatmamızın imkanı olur mu? Acaba nasıl durumunuz? İyi misiniz? Tamam süper herkes okeymiş. O zaman kahve. O zaman kahve. O zaman dans. Overdrive ve distortion arasındaki fark nedir? Volkan Kaya sormuş sana. Ben mi söyleyeyim? Lütfen sevinirim. Ben orada okuyayım birazcık çünkü hazırlanayım. Genelde şöyle kabul görüyor. Overdrive'ın gain'i daha düşük oluyor. Yani distortion seviyesi. Hı-hı, hı-hı. Distortion dediğimiz şeyin daha böyle heavy bir şey uyandırıyor. Ama yani neye göre bu doğru bilmiyorum ama öyle kabul görmüş. Evet aslında drive diye bir karakter var. Hı-hı. Drive. Bir de over yani drive üstü. Hani biraz daha yani yoğun. Ama distortion aslında daha da hem öyle hem de lezzet olarak da başka. Yani overdrive biraz daha transparan tınlayan bir şey bence. Bunlar bir şahsi görüşüm. Türkçe'ye çevirsen hiçbir anlamı yok yani, değil mi? Distortion bozulma, yani, sesin bozulması demek. Yani üst drive bir hepsinde kere zaten bozuluyor. Başka bir şey. Yani başka bir drive anlam. Sürme demek aynen. Zaten değil mi? Sürüş yani, üstü bir şey oluyor falan yani. Aynen ama işte şey olarak. Yani, overdrive o anlamda birazcık daha tınlıyor. Mantık olarak bize böyle, Türkiye'de böyle geçerli. Evet, distortion yani, daha böyle kirli. Her şeyi Türkçeleştiremiyoruz zaten. O yüzden hani anlatabileceğim şekilde biraz daha transparan biri. Ama onun da sert onları var. Distortion daha yoğun diyelim. Drive şöyle söyleyeyim. Drive rock, overdrive hard rock. Distortion heavy metal. Peki bu V8 kombinasyonunda gidecek olan bu amfiyle beraber Kara Toprak cover'ını biraz istemiş. Olur. Küçük bir parça çalabilir misin? Çalayım. Abi normalde böyle heyecanlı mısın? Çok cana yakın duruyorsun demiş Ömer Yılmaz. Bana mı? Hı-hı. Takip etmemişmiş daha. Çok da heyecanlı değilsin bence. Hatta hiç heyecanımız yok. Heyecanımız başka heyecanımız var. Heyecanlı değil de eğleniyorum ya. Sevdiğim insanlarla bir aradayım. Hulki Karagül'de sevdiğim Selim şey müziği ışık tut demiş. tutuyoruz. Drop mu standart tünik mi iyidir abi? İyisi kötüsü olmaz o için yani. O tercih meselesi. Drop dediğimiz şey işte akordu pesleştiriyoruz ya da drop re dediğimiz bir şey var. En üst teli sadece re'ye çekiyoruz. Hı hı. O da niye? Mesela re minör çalmak istiyorsun ama en üst teli kullanamıyorsun. Sen de zor oluyordur ama değil mi birazcık? Bunlar da olmaz. Yapmıyorsun değil mi? Bunlar işte Floyd Rose'lar ama Gibson'da. Biz zaten yapabilirsin. Ama benim öyle drop re şarkım yani falan yok. Tes akortları kullanırız. Şeyde 80 bütün, kalibrede bütün kullandık. Yani komple do diyez mesela evet. Kullandık. Ona göre düzene kalıyor. 7 telli gitarlar var. Onlardan en üst tel C oluyor. Hı hı. Mesela C
vokalistin sesi si minör. Sürekli si minör söylüyor şarkıları o aralarda. E ne oluyor o zaman? Mi minör bir gitar olmuyor. Ne yapıyor? 7 telli kullanıyorlar. Her şey çalıyor. Yani genelde o vokalistin sesine ve istediğin sound'a göre değişir. İyisi kötüsü yok bu iş. Peki Ömer Kan Kopuz'umuz, Selim abi eski öğrencilerinden Tufan Yaman abiden ders alıyorum. Çok iyi bir süper. Sağlık öğrenciler. Kaynağı var. Evet. Şimdi benim öğrencilerimin çoğu ders başladı veriyor. Mı? Hatta onların öğrencileri de ders vermeye bayağı başladı. Böyle... Ben 20 yıldır, aynen 20 yıldır ders verdiğim için. Tabii büyüyenler var arada, tabii bir yaşını başına almış insanlar tabii. Da olur. Peki abi, Deep Purple'dan bir giriş alabilir miyiz? Olur. Fix. Ne yapayım? Beni çağırıyor tamam. Yönetmen, bir dakika. Ben devam ediyordum. Temiz olmadığı için problem yok. Tehlikeli bir şeyse. Evet, bu arada devam edelim. Hocam Pink Floyd'dan solo varsa nefis olur demiş. Var mı aklında? Pink Floyd'dan bir şey? The Wall çalın. Bunda da 2,5 ses bend var biliyor musun? Evet, orada çıktıktan sonra bir daha çıkıyor aynen. Orayı bayılıyor. Fena, yapamadım zaten. Bunun Selim olmuyor. Hocam yani... Şimdi çok başka bir gitar ve başka bir gitardan bahsediyoruz yani çok acayip bir şey. Bir de adamlar ne kadar band çalışıyorlar. Onun hakikaten o gitarda Fender olması gitarda gerekiyor. Gitarda gelen önemli olan band arkadaşlar. Why my guitar gently weeps in meşhur metal şarkı. Cover yapılır mı? Düşündüğünüz gibi yapılmıştır şey. Kesin ya. Ya illaki var senin için soruyorum. Bin versiyon. Yapmak ister misin? Ya ben genelde yabancı şarkı yapmak istemiyorum. Hatta yavaş yavaş iyice böyle Anadolu'ya yönelmek istiyorum. Çünkü şunu gördüm ki yani ne yaparsak yapalım yabancı şarkı izlenmiyor. Türkiye'de ulaşamıyoruz insanlara. Yabancı insanlara zaten ulaşamıyoruz. Yani bunun bir şeyi var. YouTube'a bir şey yüklüyorsun. Bu yabancı bir şeyse zaten Türkler dinlemiyor. Çok az bir dinleyicisi var. Bir de zaten çok fazla yapılıyor her şey. Yani çok fazla yapılıyor ve yurt dışında aramalarda da çıkmıyor bizim yaptığımız işler. Desperado yaptı mesela. Çok güzel bir cover. Hmm. Çok keyifli. Evet, evet. Çıkmıyor aramalarda. Kaç yurt dışına soruyorum. Yani. Mesela Desperado yazıyor. İşte El Mariachi yazıyor. Şarkını Selim Işık yazmadan çıkmıyor. Süper abi. Şurada bir amfiye bakacağım şunun modeli. Yani o açıdan ne bileyim böyle türkü coverlayarak hatta arabesk şarkıları coverlayarak daha eğleniyorum olan, ben. Değil mi? VT20X olan. Bunu denememiştik. Bunu da deneyelim mi? Olur. Bunu alalım aramıza şimdi. Olur. Sorulara devam çok edeceğim keyifli. Bu arada. Sonra ya ben daha çok Anadolu tarzı şeyler yapmak istiyorum. Yani gönlüm şu anda işte Kara Toprak gibi. Evet. İşte Aşık Veysel'den olur. Neşet Ertaş yapmadım mesela. Bir mutlaka Neşet Ertaş cover yapacağım. Süper olur. Onun için de şeyleri bekliyorum. Önerileri bekliyorum. Şu aynen, olsun, mesela bu olsun. Mesela yazsınlar bakalım. Canlı yayında da bir şeyler evet. Çıkabilir. Ama böyle çok da yapılmış bir şeyler yapmak istemem yani. Mesela şey yapacaktım. Halil İbrahim Sofrası yapacaktım Barış Manço'dan. Evet. Çok güzel bir cover yapmış. Kim bir yapmış? Metal grubu. Hı-hı. Hoşuma gitti. Şimdi bunun üstüne bir daha yani onlar yapmanın pek bana. Şeyi yok. Anlamı yok. Onu biraz alalım abi. Şey artık adam biraz çekiyor yerine musun? Geçsin. Orada sahnenin önünde kaldı. Buna yine direkt girelim. Şu an VT20'nin X modelindeyiz. Üstünü görebilmemiz input mümkün olur mu abi? Input. Hazır mısınız? Geçmişiz. Tabii bizim alışa geldiğimiz VT20'den farklıymış. Şurada çok bir güzel bir şeyimiz var. Bu da lambalı değil mi? Deminki gibi. Evet, o deminkinin neyi bu? Lambalı. Yine hibrit bu da. Ha, bu da mı hibrit? Evet, evet. Bizim VT20'nin bir farklı versiyonu. Biraz daha kullanım ve yani dizayn olarak. Evet, şunlar falan hep yeni. Evet, bunun seninle yakında bir detaylı bir videosunu yapalım derim yani. Nisan ayının ortalarına doğru. Şimdi ne yapalım? Şöyle yine deminki gibi kafadan başlayalım. Bir klasik. Efekt var ama. Reverb mu var çık? Şöyle kapatalım bunları. Kapanıyor mu oradan? Aha, basit tutunca tamam. Kapanıyor. Şunları. Şöyle her şeyi kapatalım. Efektsiz tonlarına bakalım. Evet, böyle daha iyi. Bu clean'di. Mikrofon ortada kalmış bu arada ya. Şu an şeyden duyuyorlar. Çok pardon arkadaşlar. Direkt odanın sesini alıyorlar. Uyarı geldi. Bizim mikrofonlardan duyuyorlar. Başa alalım. Tamam, baştan alalım.
Deluxe demiş, Tweed demiş, Vox AC30 klonu. Yine Vox'un kendi o meşhur amfilerinin evet. modellemeleri var içinde. Butik galiba, overdrive diyor. British de olabilir. Tam az bilmiyorum açıkçası. Ha, şey BTK istemişler. Öyleydi değil mi? Aynen. Hatırladım. Daha clean karakteri var. Bu user'a geçti. Bu, evet. Bu arada herhalde yazdım. Geçti. Double rectifier'da evet, bitiyor şöyle. Herhalde. Ha. İnceleriz bunu. Güzel bir aynen, video aynen. çekeriz. Tabii burada her şeyi tek tek göstereceğiz, anlatacağız. Belli yapacak bir ton kalitesi var Vox'un. Var. Yani kulaklık amfilerinde öyle. Peki, o serilerde öyle. Gerçekten. Devam edeyim sorulara. Tabii tabii edin. Sinan Yaman demiş ki hocam özel ders veriyorsun bildiğim kadarıyla. Ücret ne kadar acaba? Ücreti buradan ücret söylenmez. Ücret yani tabii ki. selimrock32@hotmail.com benim mail adresim. Hı-hı. Zaten videoların altına da yazıyorum. Evet. Oradan bilgi alabilirler. İletişime geçebilirler. Ceylan'dan nakarat alabilir miyiz? Ceylan'da. Ceylan? Bir sürü ceylan var. Şunu diyorlar herhalde. He, var mı çalışma? Distortion'un açık mı bu? Hayır, şu an kapalı. Şundan mı? Aynanın yaptığı var ya. Ha eyvallah. Ceylan dediği ben aklıma bir sürü ceylan. Hangi ceylan geldi yani? Şarkıda dahil olmak üzere. Ceylan Ertem var. Eski ceylan var. Acaba dedim ondan bir şey mi çaldın? Ne hallere gidiyorsun diyecektim. Ne yaptılar sana? Peki abi demiş ki hocam Nirvana hakkında ne düşünüyor Özgür Sayın demiş. Ne hakkında? Nirvana hakkında. Nirvana. Nirvana'ya ulaşmak mı yoksa grup olarak? Bu açık kazlarda isteyen olursa tamam, çalarız. Tamam olur tabii ki. Tom Limer. Tom güzel. Nirvana tabii ki dünyanın en önemli gruplarından bir tanesi. Yani bir çağ açıp çağ kapatmış bir grup yani. Tarz ne ya, diyebilirim tarz şimdi Nirvana. Ben bir şey demiyorum. Tarzı olunca abi. Severim de. Yani öyle thrash metalciyim, heavy metalciyim, Nirvana sevmem. Onun da çok güzel eyvallah. Şarkıları var. Peki Metallica'nın son albümü hakkında ne düşünüyorsun? Selim Hoca demiş. Sinan Elmalı'nın yine bir soru. Valla ben Metallica'yı çok seviyorum bir kere. Yani niye seviyorum? Çünkü hani giderek düşen bir şey var, tamam mı? Hı. Yani bu heavy metal müzikte. Tabii yaşlanıyorlar, yeni bir şey çıkmıyor. Ya da yeni bambaşka tarzlar çıkıyor. Şimdi heavy metal'i alıp da tekrardan bütün dünyaya duyuran bir grup. Zaten hani hiç sevmesek bile tarzını. Hı hı. Bizim için önemli. Yani şey olarak düşünüyorum yani. Mantıklı bakıyorum olaya. Ne yapıyorlar? Bütün dünyaya tekrardan heavy metal'in varlığını duyuruyorlar. Evet. Yani işte, işte Lady Gaga ile çıkıyor sahneye. Yeri dolmayacak adamlardan bahsediyorum. Tabii Lady yani. Gaga ile çıkıyor. Yani çok seviyorlar mı belki? Hayır ama, yo, ama ne oluyor? Duyuruyorlar şimdi. Bir de öyle bir de yani yeniliklerin açıklar demek ki. Yani böyle ben öyle de düşünüyorum. Yani ben şimdi bambaşka bir yapıları olduğunu ve bambaşka eyvallah. Bir kafaları olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ve yani hani işte bu çok şey böyle duygusal bakarsan başka tepkiler verebiliyorsun. Yani gençler daha çok duygusal bakıyorlar. O kim o, müzik yapıyorlar falan filan. Biz öyle bakmıyoruz. Onları aşmak lazım diye. Biz artık öyle bakamayız yani. Çünkü hı. şöyle bir durum var. Yani bu adam gitar çaldığı zaman ve bunu bütün dünyaya duyurduğu zaman işte 13 yaşındaki çocuk gidip gitar alıyor.
Tamam mı? Gitar alıyor, heves ediyor. Ama onu o ekranda görmeyince o gitarı almıyor. Evet. O gitarı almayınca müzik yapmıyor. Sektör de çöküyor. Yani müzik sektörü de... Tabii. Her şey zincir abi burada. Zincir zaten. Burada. Biz niye gitar... Mesela ben Van şarkısını dinleyip Metallica'nın çok heves ettim mesela. Eyvallah. Bana gitar aldırdı ve buraya gelmemi sağladı mesela. Bunlar az şey değil yani. Bu arada şöyle... Pantera bırakın olur mu demiş. Aa, onu bilmiyorum valla bilmiyorum. Pantera'yı da severim şu ama. Şu inletme sesi nasıl çıkıyor ya demiş abi. İnletmeler ne? Pinç mi? Pinç evet. Bir bu var. Yakın çeker misin bunu? Genelde buradan yapıyoruz zannediyorlar. Evet. Oysa ki şu penanın olduğu yer. Penayı vurduktan sonra etimizin şurasını da değdiriyoruz. Ondan sonra vibrato yapıp ses. Bir bu var, bir de şu harmonik yaparak, şu harmonik. Meşhur Satriani hareketi. Bu da motor. Evet. Gitarın ama köprünün falan maşallahı var. Değil mi? Akort konusunda var. Ha bir de akort değil mi? Aa, bu kadar uğraştık. Belki ufak tefek olabilir, o önemli değil. Abi bu arada demin heyecanlı diye bana demiş Ömer Yılmaz. Abi ben hep böyleyim yani, beni yakınen tanıyanlar uzun zamandır bilir. Video kamera karşısına geçtiğim zaman çok mutlu oldum, bir ambiyans burası, öyle söyleyeyim. Yani bu burada olmak hoşuma gidiyor. Özellikle de ben de senin gibi tabii. Abi sevdiğim insanlarla sevdiğim işi yapınca. Eyvallah. Konuşma tarzı aslında heyecan olarak sıfırım ama şeyim yani yapım böyle. Değil. Eskiden daha da fazlaydı. Eskiden daha acemiydim. Daha da fenaydım. Daha oturaklı olmaya başladı tabii yani. Tabii ki. Ama yani çok da o şeyde işte beni her zaman heyecanlı olarak bilmeni istiyorum. İçimden ne kadar olmasa dışarıdan heyecanlı olarak gözükmek hoşuma gidiyor. Tabii bir de kameranın karşısına geçip böyle ölü gibi. Yılanım ortaya çıktı falan. Yani ölü gibi durmak da. Selim hocam kitabınızı aldım yalnız. Şarkıların full tablarını nerede bulabilirim? Hangi şarkıların? Bilmiyorum. Volkan Kaya demiş. Valla ben yaptığım bütün bestelerin ve coverların notalarını Songster'e ve gitardersivideo.net'e koyuyorum. Koyuyorsun. Yani gitardersivideo.net'ten gitar pro olarak indirebilirler. Songster'den direkt bilgisayardan girip internete karşılarına çıkar. Eyvallah. Çalıyor da aynı zamanda. Bütün kanalları görebilirler. Aynı zamanda YouTube sayfamda hepsinin gitarsız, vokalsiz, davulsuz, bassız hallerini de yayınlıyorum. Farklı gruplarda müzisyenler davulcu çalışsın diye. Evet, davulcu çalacak. Açsın Arap saçını. Konserlerini de çıkarıyorsun değil mi zaten farklı? 21 Mayıs'ta bir orkestra mol etkinliği olacak. Hı hı. Onda da İsteyen arkadaşı. Şarkıları yayınlıyorum. Mesela davulcu davul nerede çalmak olacak? İstiyor. Yine şafta yapacağız. Süper. Davulcu davul çalmak istiyorsa bana bir video gönderiyor. Bakıyorum çalabiliyorsa bir de prova alıyoruz. Konserimizde bizle beraber sahneye çıkıyor. Şaft yani, çekim için o kadar şey bir yer ki. Ortada zor direkt, değil mi? Biliyorsun mekanı değil mi abi? Yani çok isterdim orada olup çekmek ama. Zor senin için de zor. Mekan çok zor abi maalesef. Bir kere çektin zaten. Duvar, oradaki sahnenin önündeki direkt. Tam vokaliste bu. Yani oraya yapacak hiçbir şey yok yani. Hani karşıda kadrajın olmayınca sadece yanlardan çekmek çok yani ya da üstten falan böyle çok. Bu enteresan bir durum çıkıyor ortaya. Zor yani. Işık da önemli ya sahnede. Yani ışığı sahne gene ışığı kurtarırsın. Hani yakarsın açık bırakırsın falan filan ama. Neyse devam edelim. Hocam 80 kalibrede yabancı albüm düşünüyor musunuz? 80 kalibrede bir hidayet yüzünden biraz aksayacak o işler. Çünkü bir iki yıl ara verdi o sahnelere ve bu işleri yapmaya. Hidayeti bekleyeceğiz. Ben her zaman varım, her zaman eyvallah. Çalışmaya, her zaman heavy metal için varım yani. Dur abi sondan yukarı gidelim birazcık. Hocam ilk gidenizi nasıl aldınız? Yani bunları çok cevapladığımız için. Vallahi annemin başının etini yedim, bir yerden para buldum. Johnny Bigwood çalar mısın Aziz Öztürk? Çalır. Rahmetli oldu bize. Peki. Bataryadan sonra gitara geçersem Selim Işık yüzünden olacak demiş Eser Özçelik. Hızlı hızlı geçeyim son 10 dakikamız. Onu da çal. Selim abi sus Desperado şarkısındaki vokal efsaneymiş. Ağzına sağlık. Hidayet'in sesi. Evet. Tabii. Hidayet. Serkan Özgüner abi. Serkan abi süpersiniz yazmış. Abi teşekkür ederiz eyvallah. Kaçtın gittin erkenden. Aynen. Ama yeni bebeği oldu. Evet abi yani. Konuştuk. Tekrar, hayırlı uğurlu olsun herkes tekrar. Herkes hayırlı uğurlu olsun diliyor. Analı babalı büyüsün. Derslerinizde slide yüzüğü kullanarak gitar çalmanın mantığına rastlamadım. Evet çünkü buyurun. Ben öyle çok slide yüzüğü hatta yeni başladım. Bu albümde bir iki kullandım. Çok
hani bildiğim bir konu değil. Mesela Volkan Başaran o konuda çok üstad. Yani mesela işte o tarz benim hakim olmadığım konularda işte o gitaristlerden rica edeceğiz. Çağıracağız. Eyvallah. Onlar da kabul ederse onlardan bilgi alacağız. Yani dedim ya herkes her şeyi bilemez arkadaşlar. Evet. Sinan sorunun diğeri bu video olmadığı için geçiyorum. Iron Man cover demiş Volkan Kaya. Ne cover? Iron Man. Black Iron Man. Iron Man evet. Iron Man. Yani dediğim gibi yabancı cover çok çok ilginç bir şey gelmedikçe yapmayı düşünmüyorum artık. Eren Kaplan kızmış diğer arkadaşlara. Kardeşim amfi tanıtım yapıyor adam. Ne Metallica'sı Megadeth'i. Adamsın Eren arkandayız. Devam et. Derdimiz bizim niyetimiz burada buluşma niyetimiz oydu ama. Yani çünkü seni görünce abi direkt soru cevabı. Bayağıdır da zaten böyle bir şey yapmıyoruz evet, ya. Evet ben başında insanlar... söyledim amfi isteklerinde bulunun falan filan. Hani denediklerimiz haricinde hani burada yeni olan bir sürü model var ama. Seni görünce abi böyle şey yapma. Olsun olsun benim hoşuma gidiyor. Tabii tabii eyvallah. Bildiğim konu var. O yüzden ben de ona döndü. Biraz şey gibi oldu. Arada da çalıyoruz işte. Pentagram'dan bir şeyler verebilir mi Selim hocam demiş. Pentagram çok önemli bir grup. Çok sevdiğimiz bir grup. Şimdi ezan okunuyor sonra çalarız. Tamam. Tayland Taşkıran Smoke on the Water'ı. Videonun başında çaldık. Gökhan Cebeci selamlar demiş. Çalmak selamlar çalmaktan Gökhan. Erimiş penalarını görmüştüm. İstanbul'a gelirsem onları alacağım senden demiş. Bunu yakında gösterebiliriz. Bu daha tam erimedi ama. Ama erimeye başlamış. Şöyle iyi mi abi? Bu arada Güfran... penalarımızda Prus pena abi, yapımı. Şeyle, tamam sen burada mıyız? Tamam. Prus penaya da teşekkür süper, ediyoruz. Eyvallah. Bunlar aynen. Ağaçtan yapım, el yapımı penalar. Evet. Teşekkür konusunda bize bugün kapılarını açan sevgili Vox ailesine Türkiye. Çok teşekkür ediyorum. Burada bizimle evet, her Can konuyla Elektroniğe, sevgili Vox Hasan Türkiye'ye. Arkadaşımıza, Serkan abiye. Gündüz emeği geçen herkese, DigiLive ekibine bayılıyorum hepinize. Bir dakika neredeydim ben abi? Bir dakika birbirine girdi yorum. O kadar çok var ki. Mahsuni Şerif unutmayalım demiş Eser Özçelik. Olur olur. Bülbülüm altın kafeste hocam demiş Murat Koç. Zülüf dökülmüş yüze olsun demiş. O da olabilir. Tornado of Souls solosu istiyoruz hocam demiş. Hiç hatırlamıyorum. Eyvallah. Çok da severim ama. Right to Land X solosu var mı? Bilmiyorum. Ahmet Kaya cover'ı da süper olur demiş. Ahmet Kaya, evet çok severim Ahmet Kaya'yı ama işte çok siyasi olunca da başka yönlere kayıyor, mutsuz oluyorum. Eyvallah, çekiyorlar değil mi? Mahsuni Şerif, yani, ah yalan o... dünya. Ah yalan dünya. Olur. Mahsuni Şerif'in mi o? Evet, yoksa olmayabilir. Neşet Ertaş'ın mı? Ben sanki Neşet Ertaş diye hatırlıyorum. Bilen var mı? Neşet Ertaş bence. Neşet Ertaş mı? Mahsuni'den hocam, de güzel şarkı. Hocam ilk nasıl aldınız? Hocam bilgisayarda kayıt için hangi programı kullanıyorsunuz? Ben Cubase kullanıyorum yıllardır. Selim sevgiler iyi görünüyorsun demiş Gökhan Kalafat. Gökhan selamlar. Gökhan da çok iyi bir çizer. Van solo alabilir miyiz hocam demiş peki. Hadi. Vay çok güzel. Nasıldı? Ezan bitti Nevruz'a mi? Nevruz'a diyor. Nasıl yapıyordun? Tamam gaza gelme hatırlamıyorum. Böyle bir şeydi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Abi vallahi. Abim dedi misket çalsın bir göreyim dedi. Çaldı bir tane nasıl çalınıyormuş görsün. Aziz abine söyle akıllı olsun. Abi helal olsun. Ezana saygıdan dolayı dikkatimi çekti demiş. Tabii. Hocam İstiklal Marşı cover'ı gelir mi demiş. O da yine yani 80 kalibreyle yaptık ha, bir şey evet, ama aynen. Yani çok hani zararından çok zararını görüyorsun galiba sanki. Yani bence şey o gerekiyor. Bana sanki öyle geliyor. Yani gidip İzmir Marşı'nı vesaire coverlayanlara tabii saygım var. Yeni bir şeyler yapmamız lazım sanki. Yani yeni bir marş bestelememiz lazım. Sanki ona ihtiyacımız var. Ya da aynen. Gençlerin belki yeni bir marş bestelemesi lazım. Sıfır. Sözleri, müziği, yeni olan bir şey. Ya yani, böyle şeyleri genelde devlet organize ettiği için hani çok... Yapabiliriz altından, mesela. Benim aynen. Kafamda öyle bir şey var. Yani bir cover yapmak yerine, yani bir şeyi coverlamak yerine sıfırdan bir marş bestelemeyi biraz rock soundlu. Hı-hı. Ya da bir Rammstein falan. Ayar. Mesela hoş olabilir mesela abi öyle bir şey. İkinci metot peki çıkma tarihi var mı? Valla ne kadar yani tarih verince olmuyor da şöyle söyleyeyim yani çoğunu bitirdim arkadaşlar. Gerçekten 3 yıldır çalışıyorum. Muhtemelen bir DVD'ye de sığmayacak görseller. 58 tane şarkı anlattım. Maşallah. Yani şu anda 45. şarkının montajını yapıyorum.
Yani ama 4-5 tane çok zor şarkı arada var. Arada da 100 tane videodan da yine 100 ondan 35, da 13 yani tane 13 tane de orada oldu değil yaptım. Mi? Bir de onu çekiyorsun. Aynen bir onunla uğraşıyorum, bir onunla uğraşıyorum. Derslerle uğraşıyorum. Yani bu sabahtan akşama kadar sürekli çalışıyorum. Prodüksiyondasın yani. Bir tek bisiklet sürüyorum. Eyvallah. Gece o da artık kafam rahatlasın. Hı-hı. Denizin sesini duyayım falan diye. Eyvallah tabii. Çıkıyorum o da gece saat 1'de 2'de 1 saat. Hı-hı. Hem biraz ter atıyorum. Spor yapmamız lazım artık. Çünkü dikkat etmemiz lazım. Ben hiç lazım. Dikkat etmiyorum ya. Ya sen de işte belli bir yaşa geldiğin zaman artık peki. Dikkat edeceksin. Çünkü başka şansımız yok evet. Yani. Abimin selamı var demiş Aziz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seek and Destroy cover'ına hayranım. Bu arada benim bir arkadaşım var Cem. Her yayınımıza katılıyor. Cem Türk. Merhaba. Cem. Canım merhaba. Benim. AC/DC Hell Bells var mı acaba demiş. Hell Bells yok şimdi çalalım. Başka bir şey. Senin ritmine göre çalın. Hadi gel. Ha, pardon tamam. Ben hızlı tutuyorum onu. Ayakkabım bugün çok iyi. Abi çekiyorsun ama bavulun tekerlekleri... Baksana ne hale getirdi ayakkabı. Oo. Normalde bu böyle çalınıyor kayıtta. Ama tabii bunu bir saat çalıyor adam. Müthiş bir kondisyon ama. Sahnede böyle çalıyor tabii fena. Ama ikisi de çalışmak için faydalı. Bu da var kitapta. İzmir Marşı var mı? İzmir Marşı yok. Yok. Petagram'ı gibi... unutmayın demiş ama Petagram'dan ezberinde olan bir şey var mı? Yok. Yok. Çok seviyoruz ama. Seek and yani Destroy'un cover'ın şey hayranım abi demiş. Aa. Şey yap. Orijinal ritmi biraz değiştirdim yani. Olan ritmi. Böyle çal. Ama en önemli değişiklik sözleri Türkçe yazdık. Yani şarkıyı Türkçe'ye çevirmedik. Ha, eyvallah. Aynı şarkıyı yeni Türkçe söz yazdık. Başka söz Hidayet'le yazdık. Hidayet'le beraber. Eyvallah, tabii eyvallah. Tabii. Gökhan canlı yayını izleyenler çok az. Bildirim gelmedi. Geçen canlı yayını da izleyen kişi sayısı aynıydı sanırım demiş. Bildirim eğer açmazsan gelmez. Bu bir. İkincisi yani biz mutluyuz. İlla bildirim video, mi geliyor? Yani eğer canlı yayın bildirimini al diye seçenek oluyor videonun üstünde. Onu alırsan bir dahaki canlı yayında mutlaka sana düşer. Çok fazlasıyla tanıtım yaptık aslına bakarsanız ama hani yavaş yavaş daha bu ikinci insanlar yani gördükçe geliyor bizim de hoşumuza yani. Gidiyor. Bu ikincisi bir de illaki artacak zamanla. Bugün için gayet iyiydi. 100 kişi yani geçen yayından daha fazlaydı bizim şu an hani sayı olarak. Giderek artar zaten. Kesinlikle bence. Öyle. Ama dediğim gibi çok da yani böyle bir şeyimiz yok zaten. Hani iyiyiz. Çok hoş bir ortam var. Güzel enerjiniz ve böyle bir organizasyon için teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Biz yavaş teşekkür yavaş artık ederiz. Sonuna geliyoruz. Viking saçlı abi vardı. Nerede ki o demiş. Bilemedim kim olduğunu. Ben de bilemedim. Abi üniversiteden bağış şenliklerine gelir misin? Eğer çağrın olursa. Yani öyle sonra, hani geldiğinde merhaba ben geldim falan. Bağış şenliği yok muydu burada? Şurada çalayım ben bir kenarda. Reklam için gelin diyorlar. Reklamda ne reklamına ihtiyacımız varsa artık. 80 kalibreyi zeytinle de görmeden ölürsem hakkımı helal etmem demiş. Valla 80 kalibreyi 1-2 yıl göremeyeceğiz gibi gözüküyor. İnşallah görürüz. Pena dediğiniz kadar var hocam. Ben de TT olan Bakoto ve Kokobolo kullanıyorum. Tonu etkisi çok iyi. Ayrıca hakimiyet tonu düş düzeyde. Hibrit ve lambalı amfifler arasındaki artılar eksiler nedir? Yani bir artı eksi, yani lambalı amfi dediğimiz şey bizim 70'lerde, 80'lerde duyduğumuz bütün o muhteşem albümler lambalı amfilerle çalınmış. O açıdan yani üstünlüğü tartışılmaz. Hala onu albümleri dinliyoruz. Hala Led Zeppelin'in, Deep Purple'ın değil mi? 70'lerdeki tabii, tabii. Albümlerini dinliyoruz ve bunun amfilerin hepsi lambalı arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi yani lambalı amfi mi, hibrit amfi mi denmez. Yani hibrit alırsın, paranona yetiyordur. Sonra... Aslında tam olarak ya, data farklarını sormuş. Yani tabii ki imkanı olan arkadaşların lambalı amfi alması güzel olur. Yani tabii canım yani. Hibrit de senin dediğin gibi abi, bütçe olarak daha ekonomik olup ama biraz da lamba tonuna yakın. Hani dijital aynen. De değil. Şimdi de üzerinde değil. Efektler var, efektler, vesaireler var. Aynen. Şimdi her pedal için ayrı para verecek durumu olmayanlar var veya bilmeyen var. O pedalın ne işe yaramadığını bilmiyor. Bununla başlayıp bunu alıp işte kaç parası 600-700 lira neyse alıp işi öğrenip hani şimdi onun lambalıyla o kıyaslanmaz şimdi. Tabii abi tuşan falan her şeyin değişiyor yani, lambalı amfi çalarken. İşi dijital öğrenip. Gibi davranamıyorsun yani. Aynen her zaman hedefiniz tabii ki lambalı amfi olacak yani top noktanız. Ama tabii çalacak yer de önemli. Yani apartmanda yaşayan toplum olduğumuz için. Tabii. Herkesin imkanı biri olmuyor. Aynen maalesef. Öyle. Vikings dediği kesin Aytek Akçakayı'dır demiş. Aytek'e selamlar buradan. Evet, Aytek'in formatı biraz daha farklı arkadaşlar tam olarak. Bizim de karışmasın. Viking mi demiş? Öyle demiş. Yani onun olduğunu tahmin ediyoruz. Ben tabii gitar koçu. Bilmiyorum ha, gitar koçu. Ona da selamlar buradan. Koç o da çok gibi adam maşallah. Aynen prosesör çok uğraş. Prosesör mü analog setup mı? Abi değişir. Ne iş yapacağına göre değişir. Ben söyleyeyim bunun cevabını. Yayın dediğim böyle olacak. Derse gelmiş kadar oldum hocam demiş. Teşekkür ederiz.
Fatih Mehmet Bozdağ. Hadi son iki kaç geçtik değil mi son 15 dakikayı da? 1.21. Hadi maşallah. 1.30 yapalım bitirelim o zaman madem başladık bir şeye girdik kanala. Son 9 dakika ne gelirse okuyacağız. Hocam hakkınızı çok üzerimde. Etkinliklerinize katılmamış, sizi yakından tanıyamamış olsam da sayenizden ötürü çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Etkinliklere, konserlere gelin arkadaşlar. Desteğiniz bizim, size desteğiniz değil, sizin desteğiniz de bizim için önemli. Ali Kavas sana selam söylemiş abi. Selamlar benden. Tuşe ile ilgili ne düşünüyorsunuz Arda Şahin? Tuşe mi? Grup evet. mu yoksa gitardaki tuşe mi? Öyle grup da vardır kesin. Ay tuşe ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tuşe güzel bir şeydir. Kontrpiyede kaldım. Gitar da tuşedir muhtemelen, konumuz olsun. Tuşe, iyi tuşe diyelim yani, gitaristin tuşesinin iyi olması. Yani gitara hakimiyeti, klavye hakimiyeti, telde vurduğu zaman çıkarttığı tını, ona verdiği canlılık, bunların hepsi tuşeye giriyor. Çünkü gitaristin şeyidir yani değil mi? Yani. Atar damarıdır o yani. Tabii. Ondan belli olur dersin yani adamın tuşesi. Aynen. Gitardaki tuşe demiş, evet yaptık. Tele verdiği canlılık, hissiyat çok evet, önemli. Evet, yayını Taksim Tünel'den mi yapıyorsunuz? Evet, evet, videonun başında söyledik, bir daha söyleyelim. Özlemişiz sizi Selim hocam demiş. Türkiye'nin en iyi gitaristi ben olacağım eminim demiş. Avşar Sertik inşallah olursun. Seni de seve seve burada i̇nşallah. Ağırlamak isteriz. Eğer gerçekten o sıfatı taşıyabilecek kadar kendine güvenirsen. Çok isteriz. Beklerim yani. Gerçi en iyi gitarist diye bir şey olmaz ama. Ya ben onu anladım demiş yani, istediğini. İyi gitarist olacağım diyor. İyi gitarist yani. Neye göre en iyi değil mi? Yani çalmak açısından şimdi abi yani ben olayı artık şöyle değerliyorum. Sosyal medya şeyinde yaşıyoruz, kültüründe. Biz de bunun bir parçası olduk bu yayınlarımızla. Sen de şu an bunun bir parçasısın. Tabii. Artık ne çaldığından ziyade ne iş yaptığının değeri daha önemli. Öyle söyleyeyim sana. Ya. Sen çok değerli bir şey yapıyorsun. Bir kere yatırımın gençlere yönelik. Onları sen her zaman bununla konuşmuştuk biliyorsun. Yine de söylemek istiyorum. İmkanı olmayan, hayatında hiç belki sahne göremeyecek yaptığı işte ama kendine güvenen o heyecanını atıp onları çıkarıyorsun. Yeni bir yol açıyorsun. Arkadaşlarına bile çalsa 10 kişiye, 5 kişiye, yani kaç kişiye çaldığı önemli değil. Buradaki benim derdim de oydu. Kaç kişiye yayın yaptığımız önemli değil. Bu yayın zaten birileri mutlaka izleyecek. O arkadaşları birileri mutlaka dinleyecek. O yüzden çok kutsal bir şey yapıyorsun. Onları eğiterek ve güzelleştirerek. Yani sen ne düşünüyorsun? Şey konusunda bir şey söyleyeyim. Yani bu hızlı çalma, iyi çalma. Bir kere iyi gitarist diye bir şey olmaz. Yani en iyi gitarist. Neye göre en iyi? Caza göre mi en iyi? Rock'a göre mi en iyi? Yani çok zor bir şey. Yani iyi gitarist olunabilir. İyi çalan gitarist olabilir ama en iyi gitarist neye göre sıralıyorsun? Yani bir sıralama, bir yarışma. Yani müzikte bu yarışma şeyi çok güzel duyulmuyor. Kulağa hoş gelmiyor. Ama mesela sen hem çalıyorsun hem işte oturuyorsun şarkıları kavuruyorsun. Yani işini en iyi şekilde yapmaya çalışmak en önemli yani. İşte bunu diyorum yani ne yaptığının aha. nasıl çaldığından daha önemli aslına bakarsan. Yani şey var ya Türk zihniyetinde işte ya Türk işte dünyanın en iyi gitaristi kim? Yani öyle bir şey yok. Yani. Öyle bir kavram yani öyle bir kavram yok. Artı dünyada da şimdi 9 yaşındaki çocuk kız çocuğu Koreli senden iyi çalıyor yani mesela. Spor olmak yani, sporda bir şeyin en iyisi diyebiliyorsun yani, değil mi? Yani belli yani. Hızını belirliyor. Örnek tabii. veriyorum halter kaldırıyorsun en çok kiloyu bu kaldırdı. Tamam dünyanın en güçlü adamı işte halter şampiyonu. O da şöyle en hızlı gitarist olur. Falan işte en koşu, iyi mi koşu yarışı oluyor. Hayır olmaz en iyi yok. En hızlı diye başka. Bir şey en hızlı başka. Ama en iyi yani en iyi neye göre en iyi? Bir de en hızlı gitaristi seçip ne yapacaksın? Yani ne gereği var? Aynen. Yani çok da iş değil. Bence dünyada genelde şeyden bir uzaklaşma var. Yani güzel melodi bulayım. Öyle bir kafa kalmadı. Güzel melodi bulayım. Çok hızlı çalayım. Serdar çok Ortaç'ın çalayım. Dediği gibi abi zaten epi topu yedi kendini. Yanlış söylüyor. 12 nota var aslında. 12 nota. Yarım seslerle. Tabii tabii. Siyahları saymıyor bile adam. Do majör yeter diyor. Bora Dönmez demiş ki gitarı boyatmak hakkında ne düşünüyorsun abi? Sound kötü etkiler mi? Kısaca bir senden cevap alayım abi. Yani bir miktar etkiler ama onu duyacak kulak acaba. Ya da onu ancak yani. En iyisi bu işi yapan lütiyerlere danışmak daha tabii. iyi olur. Bir de boya neyle boyatıyorsun? Ne yağlı boya mı süreceksin? Ne süreceksin? Bir sürü boya çeşidi var. Eskiden şey var Faber-Castell. Ya ben şeye karşıyım. Ucuz gitarlara modifiye yapmaya karşıyım. Yani zaten 300 lira gitar, 500 lira manyetik takıyor. Biz sonra pişman oluyor. Bizim oldu. Yaptığımızda o kadar aralarındaki fiyat farkı da şeydi, yakındı birbirine. Gitar senin için vazgeçilmez bir şeydir. Ama şimdi manyetikler gitardan daha pahalı hale geldi. İçin artık ben de... İki ay sonra satmaya kalkıyor. O manyetik de boşa gidiyor. Yani yine 300 liralık bir şey 400'e satamıyor ki manyetik değiştirdiğine. Aynen. 300'ü yine 300'e satıyor. Aziz Öztürk demiş ki pop müzik hakkında ne düşünüyorsun? Ben söyleyeyim ben dinliyorum. Valla pop sevdiğim müzik... Sevdiğim parçalarda var. Bayıla bayıla da dinliyorum. Pop abi. Müzik, rock müzik vesaire değil. İyi müzik var, kötü müzik var arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Yani öyle pop müzikler var ki işte ne bileyim atıyorum Kenan Doğulu. Yani onlarda basılan akorlar hangi rock müziklere basılıyor yani. Acayip evet. Ergül Dolaşkan demiş ki Özgür Abağ'ın tuşesini nasıl buluyorsun demiş. Aa, muhteşem ya muhteşem. Onu da bir gün inşallah konuk ederiz ya. İnşallah.
Avşar Sertik demiş ki para çok önemli ve ailevi desteğe de ihtiyaç var. Şimdi söylediğinde çok çelişiyorsun. Bunu detaylıca bir gün sana anlatırız. Yani en iyi gitarist olacağım arkadaş. Aile Hı-hı. desteği ve paranın da çok önemli olduğunu söylemiş. Bence yanılıyorsun. Valla işinizde iyi olmaya çalışın. En iyi en iyi falan değil de böyle yaptığınız işi sizin kendi kapasitenizde. Evet. Özellikle. Yani birileriyle yarışarak değil. Yani yarışarak olmaz bu işler. Peki, yani. Peki Layla'nın solosunu sizden duymak güzel olur demiş biliyor musun abi? Steel Gut'ta Blues attık bu arada Ali Karahan. Atmaya çalıştık. Layla'yı da biliyordum ama şimdi hatırlamıyorum tamam. ya. Soru cevaplayalım. Kurduğumuz bir grubu nasıl büyütebiliriz? İnsanlara nasıl dinletebiliriz yaptığımız müziği? Valla en zoru o. Bir kere özgün olacaksınız. Kimseye benzemeyeceksiniz. Ben şimdi ön grupları çıkarıyorum ya sahneye Emre. Hı hı. Yani her konserde en az 3-4 grup, bazen 5 grup, 6 evet. grup çıkarıyorum sahneye. Gördüğüm şey şu, bir kere birbirlerini dinlemiyorlar. Yani biri çıkarken diğeri dışarıda oturuyor. Diğer bütün grup. Yani düşün 5 grup dışarıda, bir grup içeride. 5 kişiye, 10 kişiye çalıyor ya da 20 kişiye, kaç kişi varsa. Sonra onlar çıkıyor, onlar da ötekini dinlemiyor. Sonra ikinci çalacak grup bunu giriyor. Bunu daha önce de anlatmıştın bana abi, sen hatırlıyorum. Şimdi evet, böyle bir dert var. Bir daha değinelim. Düşünüyorum bunu. Şimdi. Yani niye bunlar dinlemiyor? Çünkü hepsi aynı şeyi yapıyor. Hepsinin tipi de aynı. Hepimizin öyle. Yani ben de bunun dışında değilim. Hiçbirimiz dışında değil. Hepsinin tipi aynı. Tişört giyiyor, pantolon giyiyor, aynı gitarı çalıyor, aynı şekilde duruyor. Dikkat çekecek bir şey yok ki. Yani iyi müzik yapman lazım, o şart. Ama sahnede izleteceğin de bir şey olmalı. Sen sahneye çıkıp gitarı böyle yapıp gitarını bazen çalıyorsan hani seni niye merak ya, etsin evet, adam? Şey diyorlar ya abi konsere gittik sahne şovu süperdi ya. Hani sound için bir şey diyemem ama akılda kalan bir şey o yani. Evet, akılda görsel, kalan görsel. O. Görsel. Slash niye dünyanın senin, en karizma peki, gitarist? Peki tavsiyen nedir? Valla değişik bir şey yapamıyorlarsa hiçbir şey olmaz yani. Hmm. Farklı bir şey olmaları lazım. Ama farklı olmak için de abartmamak lazım değil mi konuyu yani? Bilemiyorum şimdi kim nasıl farklı. Evet, Rammstein da farklı. Guns N' Roses da farklı mesela. Abi bir saniye çıkmak istiyoruz. Bir fark yaratır mı dersen yaratır. Dayak yerler Türkiye'de. Ama evet. isimlerini duyururlar bak. İlginç olabilir. Ama nasıl duyururlar onu? Talha Ömer Aker evet bir soru vardı. Demiş ki laptopta elektro öğrenmek için ne olur demiş. Benim Cem arkadaşım cevaplamış sağ olsun. Laptop mu? Evet. Musician, Aker Musician Musician diye program var onu kullan demiş. İçinde sanat olan 100 liralık gitarla da kendini yansıtabilir demiş. Oğlum Emre doğru söylemiş. Ki. Peki. Evet arkadaşlar sorularınızı burada artık bitiriyorum. Vaktimiz de oldu değil mi? Evet 30. Umarım tahmin faydamız ettim. Olmuştur. Evet. Abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Ne çok naziksin. Ne demek her zaman. Farklı bir konuda da şöyle bir video zaman olarak bilmiyorum ama senden en azından söyleyeyim şey yapmak isterim. Canlı yayın biraz daha gitar eğitimine dayalı. Hani soru hem gitar eğitimi oldu hem de backing track üzerine veya, şeyler evet yapma işte, olur. O dediğim projeydi böyle yine bir İstek gelen şarkıları bir kısım çalarız. En kısa zamanda tekrar işime geçelim. Aynen, artık Nisan zaman. Ayında olur veya Mayıs ayında olur. Senin de müsaitlik durumuna göre tartışırız. Zaten şu an bir kitap olayı var. O kitap bittikten sonra evet, yaz geliyor. Et, artık keyfi şeyler yaparız eğlenceli. Arkadaşlar eminim ki çok sabırsızlanır zaten isterler. Kitap için de bir şey yapabiliriz. Kitap çıktığı zaman. Kitabı anlatan lütfen, bir şey tabii yapalım. Tabii ki bir araya geliriz tekrar. Tanıtım kitapla videosu ilgili. Hazırlayalım. Olur tabii ki. Ne var neler var. Aynen. Nasıl öyle. Fayda görecekler. Yaparız. Onun için de seninle bir tekrar şey yaparız. Ben onun istediğim için... vakit arayabilirsin. Sen biliyorsun yani. Tabii ki. Herhangi şey. Emre ya şöyle bir durum var. Gel halleder miyiz diye. Abi sadece randevu açalım. Tarihini belirleyelim. Bugün yaptığımız gibi sana her zaman... Aynen. Bütün aynen böyle bir şey yapabiliriz. Hizmetinde yani biliyorsun. Eyvallah. Yani, eyvallah sağ olsun. Bir sıkıntı yok. Evet. Hazırsınız. Bu kapanışa geçiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bu ikinci yayınımızdı. Konuğumuz Selim Işık'tı. Beraber Vox ürünlerini anlattık. Çalmaya çalıştık. En azından yapmadıklarımızı. Tabii ki ilerleyen tarihlerde beraber normal sitede yaptığımız tanıtımlar devam edecek. Hı, onlardan da yine izleyeceksiniz. Buydu Selim hocamızın kullandığı bu kabineydi. Evet, kafayı nereye koyduk? Kafayı nerede gitti? Ha, oradaymış tamam ha, önemli değil. Bu küçüğü zaten. Evet o zaten yayın içinde var. Yayınımızın sonuna gelip kaçıranlar üzülmesin. YouTube'dan yükleyeceğiz. Daha sonra sitemizden de izleyebileceksiniz veya YouTube üzerinden de. Yine Selim Işık'ın kanalından da yayınlanacaktır. Oradan aynen, da takip edebilirsiniz. Bilmiyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.